efendim, günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Oya Çebi. Bugün takvimler 29 Haziran Salı'yı, saatlerimiz ise 6'yı gösteriyor artık diyebiliriz. Yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Haliyle gündem yoğun, konuşulacak konu da çok. Bu nedenle vakit kaybetmeyelim. Gün başlıyor efendim. İllere göre 100 bin kişide görülen vaka haritası yayınlandı. En fazla vakanın görüldüğü iller sayalım: Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olarak sıralandı. İstanbul ve İzmir'de de yükseliş yaşandı haliyle. Vaka sayıları azalan illerse Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne oldu. Sağlık Bakanı Koca da şöyle bir paylaşımda bulundu. Onu da aktarayım hemen. Aşıyla endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım mesajını paylaştı. Merhaba. İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı. 100 bin kişide görülen vaka sayısına göre İstanbul ve İzmir'de yükseliş, Ankara'da ise düşüş yaşandı. Güncel tabloya göre haftalık vaka sayısı İstanbul'da 51.27'den 54.30'a, İzmir'de 25.99'dan 27.40'a yükseldi. Vaka sayıları Ankara'da ise 93.11'den 83.64'e düştü. Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerse Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşıyla endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım notuyla azalış yaşanan illeri paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, insidans haritamızın güncel şekli illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil ifadelerini kullandı. Ve gelelim günlük koronavirüs tablosuna. Koronavirüs nedeniyle 58 kişi de hayatını kaybetti. 5283 yeni vaka tespit edildi. Hemen turkuaz tabloya bakalım birlikte. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre efendim, salgında toplam can kaybı 49.634'e yükselmiş durumda. Son yapılan 223.525 testte 5283 yeni vaka, 431 yeni hasta tespit edildi. İyileşen 5377 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısı 5.280.558'e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 751 oldu. Dün Türkiye'de 1.044.263 kişi aşı yaptırdı. Bunun da müjdesini paylaşalım. Aşı rakamını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Fahrettin Koca, randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın mesajını paylaştı. Hızla devam eden aşılama programında yerinde aşı uygulaması da yaygınlaşıyor haliyle. Ankara'da yüksek hızlı tren garı ve alışveriş merkezlerinde aşı noktaları bile kuruldu. Tren yolcuları, gar çalışanları, AVM müşterileri randevu almadan, sıra beklemeden aşı olmaya başladı bile. Şimdi yoldan geldim. Tekrar gideceğim şimdi. Aşımı da arada çıkarmış oldum. Tren yolcuları da, alışveriş merkezi çalışanları da yerinde aşılanmaya başlandı. İş yerinde aşımız olduk. Nöbetlerden dolayı hastaneye gidemiyorduk. Bizim için büyük bir imkan oldu. Aşılama programı hızla devam ediyor. Yaş sınırının 18'e inmesinin ardından yerinde aşılamada hız kazandı. Sağlık Bakanlığı hastaneye gidemeyen vatandaşlar için yerinde aşı uygulamasına devam ediyor. Bu kapsamda bu kez de aşı noktası Ankara'daki yüksek hızlı tren garındaydı. Buraya gelen vatandaşlar ve gar çalışanları sırasıyla aşılarını oldu. Yerinde aşılama havalimanları, otobüs terminallerinde de yaygınlaştırılacak. Havalimanında, otogarda, Ankara'da yaklaşık 30'a yakın AVM'de, sanayi bölgelerinde, OSB'lerde, büyük fabrikalarda bu uygulamayı yapmaktayız. Bu şekilde bu pandemiyi bu aşı uygulamasıyla bitirmek ve kırmak dileğindeyiz. Kurulan aşılama noktalarında randevu almadan aşı yaptırabilenler de uygulamadan memnun. Geçmiş olsun, aşınız oldunuz mu? Evet. Hastane için belli bir sürece gerek duymadan direkt olabilmeleri vatandaşların güzel bir uygulama.
Buraya gelmiştim de uğradım. Burada olması da güzel olmuş yani ulaşılabilirliği açısından. Bineceğim şimdi, İstanbul'a gideceğim. Mutluyum. Buraya geldim aşağı olmaya. Sıra beklemeden aşağı olacağız. Van'a gideceğiz. Van COVID-19 aşı uygulamasında 71. sırada. Neden diyecek olursanız, aşı olması gerekenlerin sadece %35'i aşı oldu. Kenti yönetenler durumdan pek memnun değiller açıkçası. Öyle ki aşı olmayanlara yönelik yaptırım uygulanması bile gündemde. Muhtemeldir bir süre sonra aşı olmamış kişilerin bazı hizmetlerden yaralanmaması söz konusu olabilir. Van valisi uyardı. Aşı olmayanlara yaptırım yolda. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması. Van, pandemi boyunca vaka sayısının az olduğu kentler arasında yer aldı. Son haftalık vaka haritasında sayı 64 olarak kayıtlara geçti. Ancak kentte aşılama oranı ortalamanın gerisinde. 30 büyük şehirde ortalama aşılama oranı %52 iken bizim kentimizde %35 civarında. Van aşılama sırasında 71. kent. Vaka sayılarında da pek düşüş olmayınca kentin yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda aşılamanın gerekliliğine dikkat çekildi. Aşı stokumuz hiç problemimiz yok. Ekip sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı aşılamada geri kalıyoruz. Kentte gecenin geç saatlerine kadar aşılama yapılıyor. Gezici ekipler de aşı uygulamasına destek veriyor. Eğer aşılamada istenilen seviyeye ulaşılmazsa Vanlılara yaptırım uygulanması planlanıyor. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, toplu şehirler arası toplu ulaşım biletini alırken aşı olma şartı aranabilir. Evet, şimdi de siyasetin nabzını tutalım bakalım, liderlerden nasıl açıklamalar gelmiş. TürkSat 5 Avcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete artık alındı. Türkiye'nin aktif uydu sayısı da böylelikle 7'ye yükselmiş oldu artık. Erdoğan siber güvenlik vurgusu yaptı ve cümlelerinde aslında dikkat çeken özellikle şu sözlerdi. Asıl büyük tehditlerin uzaydan geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağızdı. Uzun bir test ve diğer hazırlık çalışmalarının ardından artık servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. TürkSat 5A uydusu hizmete girdi. İlk alınan görüntü bu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, şu anda ekranda gördüğümüz görüntü TürkSat 5A uydumuz tarafından sağlanmaktadır. Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden 8 Ocak'ta fırlatılmıştı. 4 ay sonra yörüngeye oturdu. Testleri başarıyla geçen uydu, TürkSat'ın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete alındı. Ömrü 35 yıl olarak hesaplanan TürkSat 5A ile hem uydu iletişim kapasitemizi artırıyor, hem mevcut uydularımızı yedekliyor, hem de yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz. Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir. Cumhurbaşkanı siber güvenlik vurgusu yaptı. Bu alanda strateji belgesini yakında açıklayacaklarını söyledi. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu alandaki uzun vadeli yol haritamızı da içerecek strateji belgemizde sürecin içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl koruyacağımızı da ortaya koyacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız. TürkSat 5A ile Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı 7'ye yükseldi.
35 yıl ömrü olan uydu yayın kalitesi ve hızını artıracak. Erdoğan yeni uydu için tarih de verdi. TürkSat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir. TürkSat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. TürkSat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir. Üniversite sınavına giren bir grup genç AK Parti Gençlik Kolları Koordinesi'nde CHP lideri hakkında Katar'la öğrencilere sınavsız tıp eğitimi başlıklı haber ilişkin açıklamaları nedeniyle tazminat davası açtı. Şimdi detaylarından bahsedeyim. Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolünün geçen hafta Cuma günü resmi gazetede yayınlanmasının ardından muhalefet Katarlılara sınavsız tıp fakültesi hakkı getiriliyor iddiasında bulunmuş. Kılıçdaroğlu da bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar ifadelerini kullanmıştı. Bu iddialar Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlanmış, protokolün sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığı belirtilmişti. YKS sınavı öncesi yaşanan bu tartışmanın ardından AK Parti Gençlik Kolları Koordinesi'nde üniversite sınavına giren bazı gençler farklı şehirlerdeki adliyeler önünde bir araya geldi. YKS sınavı öncesinde manevi yıkım yaşadıklarını öne sürdü gençler. CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık manevi tazminat davası açtı ve özür beklediklerini de eklediler. Efendim, muhalefetin Kanal İstanbul'a yönelik eleştirileri devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar sözlerine yanıt verdi. Akşener şöyle dedi. Sayın Erdoğan, milleti tehdit etti. Merhaba. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'a yatırım yapacak şirketlere iktidara gelmeleri durumunda ödeme yapmayacaklarını söylemişti. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan, söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar diye yanıt verdi. Tartışmaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil oldu. Sayın Erdoğan milleti tehdit etti. Yani söke söke alırlar. Şimdi Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin başı Cumhurbaşkanı mıdır? Yoksa tahkim üzerinden batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır, o da anlaşılamamıştır. Dolayısıyla her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şehir ziyaretlerine Muğla'da devam etti. Esnafı ziyaret edip gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Kanal İstanbul tartışmalarına değindi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrıyı o da yaptı. Yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum. Bu ihalenin içinde yer alanlar kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz. Şimdiden bilin. Akşener'e Marmaris'te çıkan orman yangını da soruldu. İYİ Parti Genel Başkanı konunun takipçisi olacağız dedi. Bu akıllı yangınlar tatil yörelerinde, sahil kesimlerinde çok sık başımıza gelen, söndürülmesinde nedense genellikle sorunlar olan ve yeteri miktarda yandıktan sonra söndürülen yangınlar bunlar. Bunun peşinde olacağız biz. Şimdi ana muhalefet partisinden gelen açıklamalara göz atacağız. CHP sözcüsü Faik Öztürk, iktidara gelirlerse Kanal İstanbul ihalesine girenlere paralarını ödemeyeceklerini yineledi. Öztürk, ucunu Londra'ya bağladığınız o mahkemelerde davaların hepsini kazanırız. Kazanamazsak devleti bu zarara uğratanlara rücu ederiz dedi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun özelleştirilmesi tartışması da yine muhalefetin gündemindeydi. Bu paraları yedi göbek sülalelerinden söke söke alırız. Türkiye'nin haklarını aramak yerine
Türkiye'nin haklarını arayacaklara set çekme gayreti uygun düşmemektedir. Siyasette Kanal İstanbul projesine yönelik tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'un temel atma töreninde muhalefetin iktidara gelince Kanal İstanbul ihalesine girenlere paralarını ödemeyeceği söylemini eleştirmiş, söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar demişti. Muhalefet Erdoğan'ın ifadelerine tepki gösterdi. Biz devlet nedir, tahkim nedir gayet iyi biliriz. Ucunu Londra'ya bağladığınız o mahkemelerde davaların hepsini kazanırız. Ha olur da kazanamazsak devleti milleti bu zarara sokanlara bu projeler imzalanırken yönetimde olanlara döner rücu ederiz. Milletimiz emin olsun ki onları da alacağız, müteahhitlere aktarılanları da alacağız. Mafya siyaset bağlamında, usulsüz ihaleler bağlamında milletimizin cebinden, devletimizin kasasından çıkanları söke söke alacağız. Bundan milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun özelleştirme tartışması da muhalefetin gündemindeydi. Bunların yazmış oldukları önergelere de güvenmemiz mümkün değildir. Özelleştirme olmayacaksa Makine Kimya Endüstrisi Kurumu neden anonim şirkete çevrilmek isteniyor? Biz bu işe karşı çıkıyoruz. Sadece biz değil, bu kurumda çalışanlar da buna karşı çıkıyor. Savunma sanayinde yerlilik ve millilikten yanayız. Zor zamanlarda zor tasarruflarla milletimizin dişiyle tırnağıyla bir araya getirerek ortaya çıkardığı Makine Kimya'nın hiç de özensiz hazırlanmış bir düzenleme ile anonim şirkete çevrilmesi, varlık fonuna aktarılarak veya aktarmaksızın özelleştirileceği bir başka yandaşa gidebileceği ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu teklifin yanında olmamızın milletimizin menfaati ve yarınlar açısından doğru olmadığını düşünüyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Katar'dan tıp fakültelerine sınavsız öğrenci alınacağı haberleri sonrası CHP'den gelen açıklamalara tepki gösterdi. Çelik haberin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen bir şey olmamış gibi devam ediyorlar dedi. Çok enteresandır. Bir şey söyleniyor, bunun yalan olduğu ortaya çıkıyor, önüne koyuluyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Yalanı tekrarlayarak bir sonuç alabileceklerine dair bir yaklaşım içerisinde olduklarını görüyorum. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Muhalefetin Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi iddiasına yanıt verdi. İddiaya kaynaklık eden sitenin geri adım attığını hatırlattı. Bu haberin yalan olduğu ilgili site tarafından ortaya koyulduktan sonra, yani biz özür diliyoruz, haberimizi çekiyoruz denildikten sonra. Evet öyle yapılmış ama yine de biz bunu söylemeye devam ediyoruz. Siyasetçinin en önemli görevi topluma doğruyu söylemek. Ne kadar zulüm yaparsa yapsın Esad rejimiyle muhabbetli bir ilişki geliştirmek istiyorlar. Ama Türkiye'ye yatırım yapsa bile Katar'a karşı bir husumet politikası ortaya koymak istiyorlar. Katar bizim ülkemize yatırım yapıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sürerken çıktı kameralar karşısına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik milli güvenlik sorunu ifadesini kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Şuursuz bir ifadedir. Yakışıksız bir ifadedir. Bahsettiğiniz makam Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordularının başkomutanıdır. Onu milli güvenlik sorunu olarak nitelediğiniz andan itibaren aslında kendi görev yaptığınız zemindeki meşruiyet alanına da zarar vermiş olursunuz. Milli güvenlik sorunudur dediğinizde bu izansız bir ve yakışıksız bir ifade olur. Gündeminde Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı korumak için Türkiye'nin üstleneceği rol de vardı. Henüz karar alınmadı dedi. Türkiye burada sanki bir güvenlik açısından taşeronluk yapacakmış gibisinden yanlış, yakışıksız ve uygunsuz ifadeler de kullanılıyor. 2013'ten beri sürdürdüğü misyonun sürdürülmesiyle ilgili misyon bu. Ve bu konuda da henüz bir karar verilmiş değil. İstişareler devam ediyor. Türkiye'nin bu konuda bu misyonu üstlenmesi halinde finans, lojistik ve güvenlik konularında uluslararası toplumun güçlü ve düzenli desteğine ihtiyacı var. Ve kademe ait bir öğrenci yurdundan silah çıktı iddiası. Suriye'ye yaptığımız yardımlar, işte Libya'ya yaptığımız yardımlar meselesinde de benzer kara propagandalarla karşılaştık. Bunlar çok hassas meseleler. Yani
geçmiş zamanlarda Türkiye'de büyük krizler çıkarıldı bu tip yanlışlıklar üzerinden. Yani bu kadar kolay suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor? İkincisi özür dilenmesi lazım. Üçüncüsü de bir daha bunların yapılmaması için ne tür tedbirlerin alındığının açık bir şekilde paylaşılması lazım. Bunlar maalesef vahim sonuçlar doğurabilecek son derece sıkıntılı yaklaşımlar. Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin Danıştay'a savunma gönderdi. Savunmada sözleşmeden çekilme kararının iptal istemiyle açılan davaların hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddi istendi. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden 1 Temmuz'da çıkıyor ama tartışmalar bitmedi. Yargı süreci ise devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı davanın görüldüğü Danıştay'a savunma gönderdi. Çekilme kararı hukuka uygun. Dava reddedilmeli dedi. Danıştay 10. Dairesi'nde aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220 dolayında dava açıldı. Çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi. Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanlığından savunma istedi. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı bazı davalara ilişkin savunmasını Danıştay'a gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nden Danıştay'a gönderilen savunmalarda, davaların haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddi talep edildi. Dava konusu karar münhasır an Cumhurbaşkanı'nın yetkisine tabi bir işlemdir. Yargı denetimi kapsamında görülemez. Sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesi kararının iptal kararına konu edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu davanın reddi gerekmektedir. Savunmada bu tür sözleşmelerin müzakere edilmesinde, imzalanmasında, onaylanarak yürürlüğe konulmasında ve feshedilmesinde yetkili makamın yürütme organı olduğu ifade edildi. Bu nedenle sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinin anayasaya aykırı olmadığı belirtildi. Savunmada, çekilme kararının kadına şiddetle mücadelede eksikliğe neden olacağı eleştirilerine de yanıt verildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, tarafı olduğumuz diğer milletler arası antlaşmalar, kanunlarımız, kadınlara yönelik şiddetle mücadele ve şiddeti önleme konusunda uluslararası kurallara uygun gerekli düzenlemeleri içermektedir. Ülkemizin bahse konu sözleşmeden çekilmesi, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda bir eksikliğe yol açmayacaktır. Danıştay 10. Dairesi'nin kısa bir süre içerisinde davaları karara bağlaması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, hukuk devletine vurgu yaptı. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığın önemine dikkat çekti Arslan ve şöyle söyledi. Hukuk ve adalet açığı bir ülkenin geleceği bakımından her türlü açıktan daha tehlikelidir dedi. Arslan, HDP hakkında açılan kapatma davası ne zaman sonuçların sonucunu da yanıtladı. Bu meşhum darbe teşebbüsünden çıkarılması gereken çok sayıda ders vardır. Bu derslerin en önemlisi ve en başında geleni yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının ne kadar hayati olduğu gerçeğidir. Hukuk devletine vurgu yaptı. Uzaktan kumandalı yargı ve yargıç düşünülemez dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, mesleki hayat bağlamında özel hayata saygı hakkı sempozyumunda konuştu. Hukuk ve adalet açığı ise bir ülkenin geleceği bakımından her türlü açıktan çok daha tehlikelidir. Zira bu açık, temeli adalet olması gereken devlete yönelik toplumsal güveni ve inancı sarsacaktır. Sempozyumun ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan gazetecilerle sohbet etti. HDP hakkında açılan kapatma davasının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bir soru üzerine, daha önceki kapatma davalarına işaret etti. Bu sürelere bakıldığında bir kanaat elde edilebilir diyen Arslan, Anayasa Mahkemesi tarihinin en yoğun dosya yüküne sahip ifadesini kullandı. Arslan, 52 bin bireysel başvuru dosyası ve Yüce Divan yargılamalarının bulunduğunu belirtti. Efendim, Ankara Barosu, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 24'ten sonra müzik kısıtlaması getiren düzenlemeyi yargıya taşıdı. Düzenlemenin iptal edilmesi için de Danıştay'a dava açıldı
Tabi detayları da var. Bahsedeyim hemen dava dilekçesinde. İçişleri Bakanlığı genelgesinin anayasanın 10. maddesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Genelge anayasal tanımlamaları ve belirlemeleri yok saymış, müzik sektörüyle ilgili düzenlemeyi ayrı tutmuştur denildi. Ankara Barosu başvurusunda uygulamaların süresi ve kapsamının öngörülebilir olmadığı vurguladı. İdarenin keyfi yorum ve uygulamaya karşı yeterince koruma sağlayacak nitelikte olmadığı da yine ifade edildi. Şimdi de sınırlarımızın dışına gidelim ve İngiltere'de neler yaşanıyor ona göz atalım. İngiltere'nin başkenti Londra'da merkezi bir noktada bulunan bir metro istasyonunda yangın çıktı. Ardındansa patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede söndürüldü ancak yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da korku dolu anlar yaşandı. Bir metro istasyonunda çıkan yangının ardından büyük bir patlama meydana geldi. Olay, Elephant and Castle adlı merkezi bir istasyonda yaşandı. Yangına 100 itfaiyeci ve 15 araç müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Metrelerce yükselen yoğun dumansa şehirde paniğe neden oldu. Yetkililer, halka istasyon çevresinden uzak durma çağrısı yaptı. Duman nedeniyle bölgede yaşayanların camlarını kapalı tutmaları istendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Dumandan zehirlenenler hastaneye kaldırıldı. Metro servislerinde ise kısa bir süreliğine aksama yaşandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Yetkililer olayın terör bağlantısı olmadığını açıkladı. Şimdi de kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesini hatırlayacaksınız. Bu çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları 5. gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı ise maalesef 10'a yükseldi. Amerika'da enkaz altında umut arayışı sürüyor. Florida eyaletinin Miami şehrinde geçen hafta kısmen çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala 150'den fazla insanın enkaz altında olduğu sanılıyor. Zamanla yarışan ekiplere ağır iş makinelerinin yanı sıra özel eğitimli köpekler de destek veriyor. Binanın çöküş nedenine ilişkin soruşturma da sürüyor. Son olarak ortaya çıkan 2018 tarihli bir rapor tartışmalara neden oldu. 3 yıl önce hazırlanan rapora göre binanın yüzme havuzunun altındaki beton döşemelerde ağır yapısal hasar tespit edilmiş, yer altındaki otoparkında ise ciddi beton bozulması olduğu uyarısı yapılmıştı. O dönemin yapılardan sorumlu kıdemli yetkilisi Ross Prieto, Amerikan medyasına konuştu. Böyle bir raporu hatırlamadığını söyledi. Uzmanlarsa raporda dikkat çekilen deformasyonların çökmeye neden olduğu görüşünde. 1981 yılında inşa edilen bina Amerikan tarihine en çok ölüme neden olan yapı çökmesi olarak geçebilir. Şimdi de Filistin'e gidelim. Ölümüyle Filistin'i ayağa kaldıran muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Benat'ın gözaltında hayatını kaybetmesiyle aslında başlayan protesto gösterileri 4. gününde hala devam ediyor. Gösteriye katılan eylemciler devlet başkanı Abbas'a tepki gösterdi. Gözaltında hayatını kaybeden Filistinli muhalif Nizar Benat güvenlik güçleri tarafından böyle gözaltına alındı. Benat gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Muhalif aktivistin gözaltına alınma anına dair görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sivil giyimli güvenlik güçlerinin Benat'ı bir araca götürdükleri görünüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı sık sık eleştiren Benat'ın gözaltında hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto gösterileri de sürüyor. Gösterilerin 4. gününde yüzlerce kişi Batı Şeria'nın Ramallah,
El Halil ve Beytüllahim kentlerinde sokaklara çıktı. Protestocular Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tepki göstererek istifaya çağırdı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Haklının haklarını koruyan bir Filistin istiyoruz. Anayasada protesto hakkımız, yaşama hakkımız var. Haklarımız olmayacaksa anayasaya da Filistin devletine de ihtiyacımız yok. Mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere adaylığını koyan Benat, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. El Halil kenti valisi Benat'ın sağlık durumunun kötüleştiğini ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini söylemişti. Evet, açık havada bir bir maskeyi çıkaran Avrupa ülkelerine İtalya da artık eklendi. Yunanistan'sa yeni bir aşılama kampanyası başlattı. Aşı olan gençlere 150 euro değerinde hediye çeki verilecek. Yunanistan aşı olanların sayısını artırmak için harekete geçti. Aşı olan gençlere 150 euro yani yaklaşık 1500 liralık hediye çeki vereceğini duyurdu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis aşı kampanyası çerçevesinde gençlere para ödülü vereceklerini belirtti. İlk dozunu yaptıran gençler 150 euroluk bir kart alacak. Bu gençliğe borcumuz. Onlara olan minnetimizin göstergesi dedi. 18-25 yaş arasında olanlar ilk doz Covid-19 aşısı olduktan hemen sonra ya da yıl sonuna kadar 150 euro değerindeki özgürlük kartını alabilecek. Gençler bu kartı turizm amaçlı olarak ya da kültürel etkinliklerde kullanabilecek. Böylece bir yandan gençlerin aşıya özendirilmesi, bir yandan da salgından olumsuz etkilenen sektörlerin desteklenmesi hedefleniyor. Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da da yeni bir dönem başlıyor. Ülke genelinde artık açık havada maske takmak zorunlu değil. Sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken alınan bu karar büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak vaka sayısındaki düşüşe rağmen Sağlık Bakanı herkesi dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle yeni varyantlara dikkat çeken bakan, savaş henüz kazanılmadı ifadelerini kullandı. Kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamaları gevşetecek bir diğer ülkede İsveç oldu. Ülkede 1 Temmuz itibariyle stadyumlara ve restoranlara daha fazla kişi alınacağı açıklandı. Sağlık Bakanı, İsveç'teki enfeksiyon oranının keskin bir dönüş olduğunu söyledi. Önlemlerin çoğunlukla gönüllü bir şekilde uygulandığı İsveç'te, stadyumlara, alışveriş merkezlerine ve mağazalara girenlerin sayısı azaltılmıştı. İsveç'te nüfusun %57'den fazlasına en az bir doz, her 3 kişiden birine 2 doz aşı yapıldı. Şimdi bu haberimizde açıkçası açık havada bir bir maskeyi çıkaran Avrupa ülkelerini ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Şimdi tam tersi bir durumu aktaracağız. Şimdiye kadar 85 ülkeye yayılan Delta varyantı birçok ülkede kısıtlamaları geri getirdi diyebiliriz. Avustralya 2 hafta kapanırken Güney Afrika sokağa çıkma yasağını genişletti. Rusya'da ise can kayıplarındaki artış endişe verici. Avustralya, Rusya, Güney Afrika. Koronavirüsün delta varyantı birçok ülkeyi alarma geçirdi. Kısıtlamalar geri geldi. Salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olan Avustralya'daki Sydney kenti delta varyantı nedeniyle 2 haftalığına kapandı. 5 milyon nüfuslu Sydney'de delta varyantı vakalarının sayısı 128'e ulaştı. Herkesten 9 Temmuz'a kadar zorunlu haller dışında evden çıkmamaları istendi. Bu süreçte restoran, kafe ve barlar kapalı kalacak. Sadece temel ihtiyaç ürünleri almak, spor yapmak, tedavi görmek ya da okula gitmek için dışarı çıkılabilecek. Delta varyantından en çok etkilenen ülkelerden biri Rusya. Başkent Moskova'da salgının başlangıcından bu yana yaşanan can kayıpları zirveye çıktı. Hem delta varyantı hem de aşılanma konusundaki isteksizlik vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Moskova'da yeni vakaların yaklaşık %90'ı delta varyantından oluşuyor. Delta varyantının 5 eyalette görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgın tedbirleri 4. seviyeye çıkarıldı. Buna göre akşam 21 ile sabah 4 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Maske takmayanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Çalışması zorunlu olmayan iş yerleri en geç saat 20'de kapanacak. Yeni tedbirler
önümüzdeki 14 gün boyunca uygulanacak. Yaklaşık 2 milyon insanın koronavirüse yakalandığı Güney Afrika'da virüse bağlı can kaybı 59 binin üzerinde. Evet, şimdi Türkiye'ye dönelim ve Türkiye'de ne gibi yeni önlemler var bakalım. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 1 Temmuz sonrası ülkeye giriş tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. Genelgeyle Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar yeni bir karar alıncaya kadar durduruldu. Detayları da var bahsedeyim sizlere. Genelgede sevgili izleyenler, yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği ve bu ülkelerden doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Bu kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden de 72 saat önce negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edileceği ifade edildi. Şimdi Fransa'ya gideceğiz. Fransa'da bir bisiklet turunda dikkatsiz bir seyirci yüzünden neler yaşandığına göz atacağız. Sevgili izleyenler, onlarca bisikletçinin karıştığı kazaya neden olan seyirci şu anda polis tarafından aranıyor. Elindeki pankartla zincirleme kazaya yol açtı. Kalabalığa karışıp izini kaybettirdi. Görüntüler Fransa bisiklet turu namı diğer Tour de France'ın açılış turundan. Bir seyirci arkasından hızla yaklaşan bisikletlere rağmen elindeki pankartı çekmedi. Önce Alman bisikletçi Tony Martin dengesini kaybedip düştü. Sonra diğerleri. Onlarca bisikletçi kendini saniyeler içinde yerde buldu. Kazada 8 bisikletçi yaralandı. Kazaya neden olan seyirci pankartı da alıp kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Fransa polisi şimdi o seyirciyi arıyor. Fransa bisiklet turu organizatörleri de seyirciye dava açacaklarını açıkladı. Fransa bisiklet turu 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. Evet, mevsimler adeta değişti diyebiliriz. Dünyanın bir yanında sel baskınları meydana geliyor. Diğer bir yandan da kavurucu sıcaklar yaşanıyor. Kanada adeta kavruluyor sevgili izleyenler. Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Hatta bazı bölgelerde 46 derece bile görüldü. Uzmanlar ilerleyen günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini söyledi. Kanada'nın batısı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Kanada'nın bazı bölgelerinde sıcaklık 46 dereceyi geçti. Bu şimdiye kadar görülen en yüksek sıcaklık olarak kaydedildi. Ülke tarihindeki bir önceki rekor sıcaklık 1937 yılının Temmuz ayında 45 derece olmuştu. Sıcak hava nedeniyle ülkede hayat olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde restoranlar ve mağazalar kapatıldı. Covid-19 aşısı yapılan klinikler randevularını ileri tarihe ertelemeye başladı. Kavurucu sıcaklar yüzünden yüksek bölgelerdeki karlarsa beklenenden çabuk eridi. Bu nedenle nehir seviyeleri hızla yükseldi. Sel tehlikesine karşı çok sayıda ev için tahliye kararı verildi. Ülkenin farklı yerlerinde ise serinlemek için özel merkezler açıldı. Meteorologlar hava sıcaklığının giderek artacağını, birkaç gün içinde 50 dereceyi bulabileceğini söyledi. Evet, kavurucu sıcaklar aslında hayatı olumsuz yönde etkiliyor ama bunu eğlenceli hale getirenler de var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Kavurucu güneş altında çöle gelen turistler buz dolu bir küvete girdi. Amaç zihinle vücut arasındaki bağı güçlendirmek. Çölün ortasında buz dolu küvete girdiler.
Görüntüler Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Şarjanın turuncu kum tepelerinde safari araçlarının yerini bu kez bir küvet aldı. Çöle gelen turistler kavurucu güneş altında buz banyosu yaptı. Amaç vücut bağışıklığını artırmak. Sıcaklık farkı bağışıklık sisteminizi arttırır. Sisteminizi kısa süreliğine strese sokuyorsunuz. Bu da sizi daha güçlü kılıyor. Bu teknik ilk kez Hollanda'da yaşayan ve buz adam olarak bilinen Wim Hof tarafından bulundu. Dünya çapında çok sayıda sporcu tarafından vücudu maksimum performansa ulaştırmak için kullanılıyor. Fiziksel sınırlar kullanılarak zihinle vücut arasında bağlantı kuruluyor. Zihninizin bedeninizden daha güçlü olduğunu anlıyorsunuz. İşin sırrı bedeninizin zihninize itaat etmesini sağlamak. Bu teknik denenirken dikkatli olunmalı. Uzman kontrolünde yapılmazsa vücut ısısının düşmesi hipotermiye neden olabilir. Efendim şimdi yurda dönelim, Manisa'ya gidelim. Manisa'da kafede karısını darbeden zanlıya kadın müşteriler müdahale etti. Kafeden koşarak kaçan zanlı gözaltına alındı. Şimdi olay nerede geçti hemen bahsedeyim. Olay Soma'da geçti, bir kafede yaşandı. TC masada bebeğiyle oturan eşi İÇ'nin başına önce bardakla vurdu, daha sonra servis bıçağıyla eşine saldırdı. Bunun üzerine kafedeki iki kadın müşteri TC'ye müdahalede bulundu. Kendisini durdurmaya çalışan kadınları da darbeden TC kafeden koşarak kaçtı. Eşini ve iki kadını darbeden TC kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı. Hafif yaralanan İÇ ve bebeğinin durumunun neyse ki iyi olduğu açıklandı. Evet, bu kez kadına şiddet uygulayan eski bir eşti. İstanbul'da bir erkek 3 yıl önce boşandığı kadını takip etti. Arkasından sessizce yaklaşıp defalarca bıçakladı. Kadının ölmesi için başında bekledi. Yardım çığlıkları üzerine çevredekiler olaya müdahale etti. Arkamdan birinin geldiğini hissettim. Boynuma sarıldı, bıçakla boğazımı kesecekti. Dirseğimle vurdum. Arkadan geldi, düşürdü, defalarca bıçakladı. Ölmesi için başında bekledi. Neyse ki çevredekiler bu kez kadına şiddete duyarsız kalmadı. Kadın sırtından yaralanmış, galiba bacağından yaralanmış. Bacağımı hissetmiyorum diyordu. Kadına yönelik şiddetin adresi İstanbul Küçükçekmece'ydi. Ehline Zorak, 3 yıl önce KE'den boşanmıştı. Ancak eski kocası peşini bırakmadı. Geçen hafta nişanlandık. 2-3 gün oldu, beni arayıp sürekli tehdit ediyor. Ben bitti, aramızdaki her şey bitti diyorum. Hayır, mezarda bitecek, hepinizi öldüreceğim gibi tehditler savurdu. K.E. sabah evden çıkan ehline Zorak'ı gizlice takip etti. Ara sokağa girince de arkadan yaklaşıp bıçakladı. Mahalleli kadının yardım çığlığını duyup yardıma koştu. Eski koca ölmesi için genç kadının başında bekliyordu. Kalabalığı görünce bıçağını yere atıp kaçtı. Kadın çığlık atmaya başlayınca kadının aşağı koştum hemen. Kadının üzerine koştuk. Sonra adam bıçaklamayı bıraktı bizi görünce. Geri çekildi. Bıçağı yere attı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan ehline Zorak'ın tedavisi sürüyor. Olay yerinden kaçan saldırgansa kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. İstanbul'da iki engelliyi öldüresiye darbeden saldırganlar serbest bırakılmıştı. Savcılık karara itiraz etti. Saldırıya uğrayan iki kişi yine saldırganların hedefi olmaktan endişe ediyor. Birini sopayla dövdü, diğerini yumrukladı. Engellilere kabusu yaşatan saldırgan serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti. Resmen ben onu öldürdüm. Beni de öldürmeye teşebbüs etti. Benim kalbimde pil var. Akıl almaz görüntüler İstanbul Beykoz'da güvenlik kamerasına yansıdı. Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat bir kafede otururken yanına yarı çıplak halde Oğuzhan Ağa geldi. Oğuzhan Ağa
Bir anda elindeki sopayla Polat'a saldırmaya başladı. Benim kendimi savunma gibi bir üstüm yok. Zaten engelliyim. Savunamadım kendimi. Sonra saldırganın arkadaşı da geldi. O da elindeki tüple Polat'a vurmaya çalıştı. Birinin elinde tüp vardı, birinin elinde de bu sopa vardı. Bununla başkanını öldürmeye çalışıyordu. Polat'ın arkadaşı olayı görünce akülü sandalyesiyle kafeye girdi. O da saldırganların hedefi oldu. Ben geldiğimde başkanımı ağır bir şekilde darbelerle vuruyordu. Kafe çalışanları saldırganları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı ama nafile. Saldırganlar onları da darp etti. Sonunda polisler geldi. İki kişi gözaltına alındı. Saldırganlardan Oğuzhan'a tam bir suç makinesi çıktı. 24 suçtan kaydı olan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz yazısında güvenlik kamerası görüntüleri hatırlatıldı. Şüphelinin suç kaydının da dikkate alınması talep edildi. Oğuzhan Ağa'nın tutuklanması istendi. Bu arkadaş hala tehditlerde savurmaya devam ediyor. Daha dün tehdit etmiş. Resmen bu sopayla kafasına vurarak öldürmeye çalıştı. İki arkadaş serbestçe dolaşan saldırganların yine hedefi olmaktan endişe ediyor. Lütfen rica ediyorum devletimizden, yargıdan bizim desteğe ihtiyacımız var. Ah biz insanoğlu elimizin değdiği her yeri neredeyse yok ediyoruz. Denizlerimizi kirletiyoruz, yeşil alanlarımızı yok ediyoruz. Göllerimiz kuruyor, pek çok aslında detay var. Neden böyle bir serzenişte bulundum diye düşünecek olursanız, hatırlayacaksınız Bursa'daki Nilüfer Çayı'nın kirliliğini daha önce ekranlarınıza getirmiştik. Arıtma tesisi olmayan fabrikaların atıkları önce çaya, ardından da denize akıyor. İnsan elinin değmediği kaynağındaysa Nilüfer Çayı tertemiz. Keşke günümüzü kurtarmak yerine geleceğimizi kurtarmaya odaklansak. Nilüfer Çayı Bursa'nın en önemli su kaynaklarından, akarsularından biri. Nilüfer Çayı bu görüntülerle gündeme gelmişti. Kaynağında ise berrak ve temiz olduğu ortaya çıktı. Elimizi de yüzümüzü de yıkayabiliriz. Şişeye de doldurduğumuzda rahatlıkla içebileceğimiz kalitede bir su. Nilüfer Çayı Bursa Uludağ'daki Soğukpınar mevkiinde doğuyor. 200 kilometre yol kat ettikten sonra Karacabey'den Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bir zamanlar çiftçiler arazilerini ve hayvanlarını çayın suyuyla suluyordu. Şimdi ise Nilüfer Çayı'nın eski halinden eser yok. Tarımsal faaliyetlerin, içme suyunun, balık yetiştiriciliğinin olduğu bir çayımızdı Nilüfer Çayı. Ne yazık ki son 20-30 seneye kadar diyelim. Şu anda sulama suyu olarak dahi kullanılamıyor. Çünkü suya elinizi dahi sokamıyorsunuz. Aslında Nilüfer Çayı kaynağında berrak akıyor. Çayın suyu içilebilecek kadar temiz. Bursa'nın içlerine ulaştıkça rengi siyaha dönüşüyor. Evsel atıkların, kanalizasyon atıklarının ve fabrika kimyasal atıklarının kirlettiği bir atık haline, atık deresi haline, poseptik deresi haline döndü. Nilüfer Çayı'da Marmara Denizi'ne akan birçok çay ve nehir gibi can çekişiyor. Eğer önlem alınmazsa yakın zamanda tamamen ölecek. Evet, Nilüfer Çayı'ndan bahsettik. Bitti mi? Bitmedi. Bu sefer de Büyükçekmece Gölü'nden bahsedeceğiz. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü'nde suyun rengi değişti. Su yüzeyi bazı noktalarda adeta balçıkla kaplandı. Balık ölümleri başladı. Alarm veren Büyükçekmece Gölü'nde kirliliğin nedenini bulmak için de hemen inceleme başlatıldı. Suyun rengi kahverengi oldu. Dipteki balçık su yüzüne çıktı. Kirlilik göldeki yaşamı da vurdu. Daha önce böyle su kirlenmemişti. Daha önce tertemizdi. Hayvanlar içinde gezebiliyordu, dolaşabiliyordu. Bundan 6 ay önce kuraklıkla mücadele eden Büyükçekmece Gölü'nün başı bu sefer de kirlilikle dertte. Gölün Marmara Denizi'ne karışan kısmında suyun rengi kahverengiye döndü. Göl içerisinde yaşayan balıklar ise teker teker ölmeye başladı. Yani Büyükçekmece Gölü yeniden alarm vermeye başladı. Ben böyle hiç görmedim. Yani buradan geçen gün baktım, ben de şaşırdım. Kirlilik aynı zamanda etrafa pis koku da yayıyor. Pislik içinde. Mikrop içinde balıklar görüyorduk tertemizdi ama şu anda hiçbir şey göremiyoruz. Büyükçekmece Belediyesi göldeki kirliliği ortadan kaldırmak için gölün dibindeki balçığı temizleyecek.
bu gölün esas kirliliğinin sebebi, balık ölümlerinin sebebi hem havaların ısınması nedeniyle oksijen azalması, hem de denizin, gölün çok sığ olmasından ötürü buradaki bulunan durağan durumdaki bu suyun derinliğini arttıracağız. Buradaki balçığın kaldırılmasını sağladığımız takdirde pırıl pırıl olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kirliliğin nedenini çözmek için inceleme başlattı. Sudan ve ölü balıklardan alınan numuneler laboratuvarda incelenecek. Kamboçya'ya gidelim. Kamboçya'da yetkililer lüks bir villada yaşayan bir aslanı kurtardı. Sahibinin sosyal medyada paylaştığı videolarla ünlenen aslan, dişleri ve pençeleri sökülmüş halde bulundu. Yurt dışından getirilmiş, köpek dişleri ve pençeleri sökülmüştü. Kamboçya'da sahibinin TikTok fenomeni yapmaya çalıştığı aslan kurtarıldı. Kamboçya Çevre Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin bilgi verdi. Sözcü, 18 aylık ve 70 kilogram ağırlığındaki aslanın Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildiğini söyledi. Nisan ayında video paylaşım sitesi TikTok'ta aslanın görüntülerinden haberdar olduktan sonra yetkililerin konuyu araştırmaya başladığını belirtti. Hiç kimsenin vahşi bir hayvanı evcil hayvan olarak yetiştirme hakkının olmadığını vurguladı. Sahibi, aslanın villanın bahçesinde köpeklerle oynarken, banyo yaptırılırken çekilen görüntülerinin de aralarında olduğu videolar paylaşmıştı. Aslanın lüks villanın bahçesinde dolaşırken havadan çekilen bir görüntünün paylaşılmasından bir gün sonra kurtarma operasyonu düzenlendi. Şimdi Trabzon'a gidelim. Trabzon'da geçen yıl alabalık tesisine gelip karnını doyuran ayı tesise yine uğradı ama bu kez kapı sağlamlaştırılmıştı. Ayı da kapıyı kıramayınca bu kez pencereden içeri girdi ve içeriği darmadağın etti. Koldukları her şey ne varsa devirdi. Yiyecek aradı. Bozayı geçen yıl kapıdan girdi. Bu yıl kilidi kırmayı başaramadı. Pencereden içeri girdi. Yine ortalığı birbirine kattı. Yine misafirimiz oldu. Ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da geldi. Ziyaretini yaptı. Cemil Arslan'ın Trabzon'un Tonya ilçesindeki alabalık tesisine geçen yıl ayı girdi. Kapıyı kıran ayı içerideki dolabı devirip yiyecek aradı. Arslan bu olaydan sonra önlem aldı. Kapıyı sağlamlaştırdı. Evet, akşam yine misafirimiz vardı. Giriş kapısını kendine buldu. Döktü, yedi, içti. Bozayı bir yılın ardından tekrar Sazalan Yaylası'nın yolunu tuttu. Bu kez alabalık tesisinin kapı kilidini kırmayı başaramadı. Arka taraftan geldi. Oradaki pencereden içeriye baktı. Pencereyi pençesiyle vurarak kaçan ayı içeri girip yine ortalığı birbirine kattı. Bulduğu yiyeceklerle karnını doyurup gitti. Bursa'nın Karacabey ilçesine 11 yıldır gelen Yaren Leyleğin 5 yavrusu olmuştu. Yavrulara internet üzerinden isim kondu. En küçük olan 5 numara isimli yavruya verici takıldı. Artık Yaren Leyleğin yavrusu da uydudan takip edilecek. Avrupa Leylek Köyü'ndeki leyleklere verici takıldı. Onlardan biri de Yaren Leyleğin 5 numarası oldu. Bursalı balıkçı Adem Yılmaz'la olan ilişkisiyle belgesellere konu olan Türkiye'nin tanıdığı Leylek Yaren bu yıl 5 yavru dünyaya getirdi. Yavruları da en az onun kadar ilgi uyandırdı. Yuvası internet üzerinden canlı izlenebilen Yaren'in yavrularına oylamayla isim verildi. Yavrular Karaca, Kısmet, Eda, Umut ve 5 numara ismini aldı. Köydeki leylekleri vericilerle izleyen Karacabey Belediyesi bu yıl takip sistemine Yaren'in yavrularından birini de dahil etti. Yaren'in en küçük yavrusu 5 numaraya verici takıldı. 5 numaraya takılan halka 40 gram ağırlığında ve güneş enerjisiyle çalışıyor.
Vericiler sayesinde leyleklerin göç yolları takip ediliyor. Yarenin yavrusu da şimdi o sistem sayesinde göç edince adım adım izlenebilecek. Evet, etkinliklerimize bakacağız ama geçmeden önce bir son dakikamız var. Hemen sizlerle paylaşalım. AFAD'ın açıklaması, Elazığ'ın Madeni ilçesinde saat 06.41 civarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Evet, son dönemlerde özellikle Türkiye hafif bir sallantı içerisinde. Çok şükür ki büyük sallantılar değil ama yine de korkutuyor mu? Tabii ki korkutuyor. Hele de bölge Elazığ'sa daha da çok korkutuyor. O yüzden geçmiş olsun diyelim Elazığ'a. Ve şimdi de kültür sanat programında bakalım bu hafta ne gibi etkinlikler var, izleyelim. Kale Grubu, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile düzenlediği sergiyle gıda israfı sorununa dikkat çekiyor. Küresel sorunların başında gelen gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Avusturyalı sanatçı Klaus Plan'ın çöpe atılmak için yerleştirilmiş başlıklı sergisi 30 Eylül'e kadar Karaköy'deki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir. Çocuklar İstanbul Modern'in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'na Türkiye'nin her yerinden katılarak müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyeler 5 Temmuz 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, Temmuz ayında 5 farklı sanatçı özelinde gerçekleşecek eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına minikleri davet ediyor. Atölyeler 3, 10, 17, 24 ve 31 Temmuz'da Akbank Sanat YouTube kanalından izlenebilir. Biraderler Yapım'ın çocuk ve gençlere yönelik projeler geliştirdiği sosyal girişimi Çocuk Genç Sanat Tiyatro 8-14 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de yaz sanat kampı düzenliyor. 8-18 yaş grubu ve ailelere yönelik etkinlikte diksiyon, sahne oyunculuk, müzik, dans ve tasarım atölyeleri gerçekleştirilecek. Tufan Taşlı'nın ilk uzun metraj filmi Sen Ben Lenin'den ilk görüntüler yayınlandı. Senaryosunu Barış Bıçakçı ile birlikte kaleme aldığı film, Türkiye premierini 40. İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışma bölümünde yapmaya hazırlanıyor. Festivalde hem ulusal yarışma bölümü hem de Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü için yarışacak filmin gösterimi 13 Temmuz Salı saat 21'de Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşecek. Küçük bir hatayı büyütmenin en iyi yolu onda ısrar etmektir. Size bir papatya kaynatayım da için sinirli görünüyorsunuz. Yaptığı besteler ve sözlerle son dönemin en dikkat çeken rock vokallerinden Ufuk Beydemir, bu kez 90'lı yılların en sevilen şarkılarından Biri Var'ı yeniden yorumladı. Sözleri ve bestesi Barlas Erinç'e ait olan ve 1996 yılında Özlem Tekin'in sesinden tanıdığımız şarkı tüm dijital platformlarda yayında. Ezgi Aktan, Şarkılarımın Yüzü isimli yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Banu Aksoylu'ya, müziği Ezgi Aktan'a ve düzenlemesi Miraç Yavuz'a ait şarkı tüm dijital platformlarda dinlenebilir. Evet, bu bölümü noktalayalım. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Kısa bir ara. Efendim, ekranlarını yeni açanlar için tekrar günaydın diyelim. Saatlerimiz bu kez 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İllere göre 100 bin kişide görülen vaka haritası yayınlandı. En fazla vakanın görüldüğü illeri hemen sayayım. Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. İstanbul ve İzmir'de de yükseliş yaşandı haliyle. Vaka sayıları azalan illerse Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir paylaşımda bulundu. Hemen o paylaşımını sizlere aktarayım. Aşıyla endişeden kurtulacağız, aşımızı yaptıralım dedi.
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı. 100 bin kişide görülen vaka sayısına göre İstanbul ve İzmir'de yükseliş, Ankara'da ise düşüş yaşandı. Güncel tabloya göre haftalık vaka sayısı İstanbul'da 51.27'den 54.30'a, İzmir'de 25.99'dan 27.40'a yükseldi. Vaka sayıları Ankara'da ise 93.11'den 83.64'e düştü. Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerse Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşıyla endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım notuyla azalış yaşanan illeri paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, insidans haritamızın güncel şekli illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil ifadelerini kullandı. Evet, en son açıklanan günlük koronavirüs tablosunu sizlerle paylaşacağız. Koronavirüs nedeniyle 58 kişi daha hayatını kaybetti. 5283 yeni vakada tespit edildi. Daha da var tabii detaylar. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre salgında toplam can kaybı 49.634'e yükseldi. Son yapılan 223.525 testte 5283 yeni vaka, 431 yeni hasta tespit edildi. İyileşen 5377 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısı böylelikle 5.280.558'e yükseldi. Ağır hasta sayısı da 751 oldu. Dün Türkiye'de 1.044.263 kişi aşı yaptırdı. Aşı rakamını sosyal medya hesabından paylaşan Fahrettin Koca, randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın mesajını paylaştı. Aşılama programı hızla devam ediyor. Özellikle de yerinde aşı uygulaması yaygınlaşıyor. Ankara'da yüksek hızlı tren garı ve alışveriş merkezlerinde aşı noktaları kuruldu bile. Tren yolcuları, gar çalışanları, AVM müşterileri randevu almadan, sıra beklemeden aşı olmaya başladılar. Şimdi yoldan geldim. Tekrar gideceğim şimdi. Aşımı da arada çıkarmış oldum. Tren yolcuları da, alışveriş merkezi çalışanları da yerinde aşılanmaya başlandı. İş yerinde aşımız olduk. Nöbetlerden dolayı hastaneye gidemiyorduk. Bizim için büyük bir imkan oldu. Aşılama programı hızla devam ediyor. Yaş sınırının 18'e inmesinin ardından yerinde aşılamada hız kazandı. Sağlık Bakanlığı hastaneye gidemeyen vatandaşlar için yerinde aşı uygulamasına devam ediyor. Bu kapsamda bu kez de aşı noktası Ankara'daki yüksek hızlı tren garındaydı. Buraya gelen vatandaşlar ve gar çalışanları sırasıyla aşılarını oldu. Yerinde aşılama havalimanları, otobüs terminallerinde de yaygınlaştırılacak. Havalimanında, otogarda, Ankara'da yaklaşık 30'a yakın AVM'de, sanayi bölgelerinde, OSB'lerde, büyük fabrikalarda bu uygulamayı yapmaktayız. Bu şekilde bu pandemiyi bu aşı uygulamasıyla bitirmek ve kırmak dileğindeyiz. Kurulan aşılama noktalarında randevu almadan aşı yaptırabilenler de uygulamadan memnun. Geçmiş olsun, aşınız oldunuz mu? Evet. Hastane için belli bir sürece gerek duymadan direkt olabilmeleri vatandaşların güzel bir uygulama. Buraya gelmiştim de uğradım. Burada olmazsa da güzel olmuş yani ulaşılabilirliği açısından. Bineceğim şimdi, İstanbul'a gideceğim. Mutluyum. Buraya geldim aşı olmaya. Sıra beklemeden aşı olacağız. Şimdi yeni tedbirler var. Onlara bakalım. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 1 Temmuz sonrası ülkeye giriş tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. Genelge ile Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar yeni bir karar alıncaya kadar durduruldu. Detayları var. Bakalım.
genelgede yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği ve bu ülkelerden doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Bu kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden de 72 saat önce negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edileceği yine ifade edildi. Şimdiye kadar 85 ülkeye yayılan Delta varyantı birçok ülkede kısıtlamaları geri getirdi diyebiliriz. Avustralya 2 hafta kapandı. Güney Afrika sokağa çıkma yasağını genişletti. Rusya'da ise can kayıplarındaki artış endişe verici. Avustralya, Rusya, Güney Afrika. Koronavirüsün Delta varyantı birçok ülkeye alarma geçirdi. Kısıtlamalar geri geldi. Salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olan Avustralya'daki Sydney kenti Delta varyantı nedeniyle 2 haftalığına kapandı. 5 milyon nüfuslu Sydney'de Delta varyantı vakalarının sayısı 128'e ulaştı. Herkesten 9 Temmuz'a kadar zorunlu haller dışında evden çıkmamaları istendi. Bu süreçte restoran, kafe ve barlar kapalı kalacak. Sadece temel ihtiyaç ürünleri almak, spor yapmak, tedavi görmek ya da okula gitmek için dışarı çıkılabilecek. Delta varyantından en çok etkilenen ülkelerden biri Rusya. Başkent Moskova'da salgının başlangıcından bu yana yaşanan can kayıpları zirveye çıktı. Hem Delta varyantı hem de aşılanma konusundaki isteksizlik vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Moskova'da yeni vakaların yaklaşık %90'ı Delta varyantından oluşuyor. Delta varyantının 5 eyalette görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgın tedbirleri 4. seviyeye çıkarıldı. Buna göre akşam 21 ile sabah 4 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Maske takmayanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Çalışması zorunlu olmayan iş yerleri en geç saat 20'de kapanacak. Yeni tedbirler önümüzdeki 14 gün boyunca uygulanacak. Yaklaşık 2 milyon insanın koronavirüse yakalandığı Güney Afrika'da virüse bağlı can kaybı 59 binin üzerinde. Evet, şimdi de siyasete bakalım. Liderlerden nasıl açıklamalar gelmiş onları sizlerle paylaşalım. TürkSat 5A uydusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Türkiye'nin aktif uydu sayısı böylelikle 7'ye yükselmiş oldu. Erdoğan siber güvenlik vurgusu yaptı ve şöyle söyledi. Asıl büyük tehditlerin uzaydan geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız. Uzun bir test ve diğer hazırlık çalışmalarının ardından artık servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. TürkSat 5A uydusu hizmete girdi. İlk alınan görüntü bu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, şu anda ekranda gördüğümüz görüntü TürkSat 5A uydumuz tarafından sağlanmaktadır. Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden 8 Ocak'ta fırlatılmıştı. 4 ay sonra yörüngeye oturdu. Testleri başarıyla geçen uydu, TürkSat'ın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete alındı. Ömrü 35 yıl olarak hesaplanan TürkSat 5A ile hem uydu iletişim kapasitemizi artırıyor, hem mevcut uydularımızı yedekliyor, hem de yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz. Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir. Cumhurbaşkanı siber güvenlik vurgusu yaptı. Bu alanda strateji belgesini yakında açıklayacaklarını söyledi. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız.
Bu alandaki uzun vadeli yol haritamızı da içerecek strateji belgemizde sürecin içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl koruyacağımızı da ortaya koyacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız. TÜRKSAT 5 ay ile Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı 7'ye yükseldi. 35 yıl ömrü olan uydu yayın kalitesi ve hızını artıracak. Erdoğan yeni uydu için tarih de verdi. TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir. TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir. Üniversite sınavına giren bir grup genç AK Parti Gençlik Kolları Koordinesi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi başlıklı haberle ilişkin açıklamaları nedeniyle tazminat davası açtı. Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolünün geçen hafta Cuma günü resmi gazetede yayımlanmasının ardından muhalefet Katarlılara sınavsız tıp fakültesi hakkı getiriliyor iddiasında bulunmuş. Kılıçdaroğlu da bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar ifadelerini kullanmıştı. Bu iddialar Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlanmış. Protokolün sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığı belirtilmişti. YKS sınavı öncesi yaşanan bu tartışmanın ardından AK Parti Gençlik Kolları Koordinesi'nde üniversite sınavına giren bazı gençler farklı şehirlerdeki adliyeler önünde bir araya geldiler. YKS sınavı öncesinde manevi yıkım yaşadıklarını öne sürdü gençler ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 liralık manevi tazminat davası açarak özür beklediklerini söylediler. Fotoğraf çeksinler. Evet, muhalefetin Kanal İstanbul'a yönelik eleştirileri devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar sözlerine yanıt verdi. Akşener, Sayın Erdoğan milleti tehdit etti dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'a yatırım yapacak şirketlere iktidara gelmeleri durumunda ödeme yapmayacaklarını söylemişti. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan, söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar diye yanıt verdi. Tartışmaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil oldu. Sayın Erdoğan milleti tehdit etti. Yani söke söke alırlar. Şimdi Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin başı Cumhurbaşkanı mıdır? Yoksa tahkim üzerinden batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır, o da anlaşılamamıştır. Dolayısıyla her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şehir ziyaretlerine Muğla'da devam etti. Esnafı ziyaret edip gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Kanal İstanbul tartışmalarına değindi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrıyı o da yaptı. Yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum. Bu ihalenin içinde yer alanlar kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz. Şimdiden bilin. Akşener'e Marmaris'te çıkan orman yangını da soruldu. İYİ Parti Genel Başkanı konunun takipçisi olacağız dedi. Bu akıllı yangınlar tatil yörelerinde, sahil kesimlerinde çok sık başımıza gelen, söndürülmesinde nedense genellikle sorunlar olan ve yeteri miktarda yandıktan sonra söndürülen yangınlar bunlar. Bunun peşinde olacağız biz.
Evet, şimdi ana muhalefetin açıklamalarına bakalım. CHP sözcüsü Faik Öztrak, iktidara gelirlerse Kanal İstanbul'u ihalesine girenlere paralarını ödemeyeceklerini yineledi. Ve Öztrak aynen şöyle söyledi. Ucunu Londra'ya bağladığınız o mahkemelerde davaların hepsini kazanırız. Kazanamazsak devletin bu zarara uğratanlara rücu ederiz dedi. Ayrıca Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun özelleştirilmesi tartışması da yine muhalefetin gündemindeydi. Bu paraları yedi göbek sülalelerinden söke söke alırız. Türkiye'nin haklarını aramak yerine Türkiye'nin haklarını arayacaklara set çekme gayreti uygun düşmemektedir. Siyasette Kanal İstanbul projesine yönelik tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'un temel atma töreninde muhalefetin iktidara gelince Kanal İstanbul ihalesine girenlere paralarını ödemeyeceği söylemini eleştirmiş, söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar demişti. Muhalefet Erdoğan'ın ifadelerine tepki gösterdi. Biz devlet nedir, tahkim nedir gayet iyi biliriz. Ucunu Londra'ya bağladığınız o mahkemelerde davaların hepsini kazanırız. Ha olur da kazanamazsak devleti milleti bu zarara sokanlara, bu projeler imzalanırken yönetimde olanlara döner rücu ederiz. Milletimiz emin olsun ki onları da alacağız, müteahhitlere aktarılanları da alacağız. Mafya siyaset bağlamında, usulsüz ihaleler bağlamında milletimizin cebinden, devletimizin kasasından çıkanları söke söke alacağız. Bundan milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun özelleştirme tartışması da muhalefetin gündemindeydi. Bunların yazmış oldukları önergelere de güvenmemiz mümkün değildir. Özelleştirme olmayacaksa Makine Kimya Endüstrisi Kurumu neden anonim şirkete çevrilmek isteniyor? Biz bu işe karşı çıkıyoruz. Sadece biz değil, bu kurumda çalışanlar da buna karşı çıkıyor. Savunma sanayinde yerlilik ve millilikten yanayız. Zor zamanlarda zor tasarruflarla milletimizin dişiyle tırnağıyla bir araya getirerek ortaya çıkardığı Makine Kimya'nın hiç de özensiz hazırlanmış bir düzenleme ile anonim şirkete çevrilmesi, varlık fonuna aktarılarak veya aktarmaksızın özelleştirileceği bir başka yandaşa gidebileceği ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu teklifin yanında olmamızın milletimizin menfaati ve yarınlar açısından doğru olmadığını düşünüyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Katar'dan tıp fakültelerine sınavsız öğrenci alınacağı haberleri sonrası CHP'den gelen açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, haberin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen bir şey olmamış gibi devam ediyorlar dedi. Çok enteresandır. Bir şey söyleniyor, bunun yalan olduğu ortaya çıkıyor. Önüne koyuluyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Yalanı tekrarlayarak bir sonuç alabileceklerine dair bir yaklaşım içerisinde olduklarını görüyorum. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Muhalefetin Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi iddiasına yanıt verdi. İddiaya kaynaklık eden sitenin geri adım attığını hatırlattı. Bu haberin yalan olduğu ilgili site tarafından ortaya koyulduktan sonra, yani biz özür diliyoruz, haberimizi çekiyoruz denildikten sonra. Evet öyle yapılmış ama yine de biz bunu söylemeye devam ediyoruz. Siyasetçinin en önemli görevi topluma doğruyu söylemek. Ne kadar zulüm yaparsa yapsın, Esad rejimiyle muhabbetli bir ilişki geliştirmek istiyorlar. Ama Türkiye'ye yatırım yapsa bile Katar'a karşı bir husumet politikası ortaya koymak istiyorlar. Katar bizim ülkemize yatırım yapıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken çıktı kameralar karşısına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik milli güvenlik sorunu ifadesini kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Şuursuz bir ifadedir, yakışıksız bir ifadedir. Bahsettiğiniz makam Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordularının başkomutanıdır. Onu milli güvenlik sorunu olarak nitelediğiniz andan itibaren aslında kendi görev yaptığınız zemindeki meşruiyet alanına da zarar vermiş olursunuz. Milli güvenlik sorunudur dediğinizde bu izansız bir ve yakışıksız bir ifade olur. Gündeminde Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı korumak için Türkiye'nin üstleneceği rol de vardı. Henüz karar alınmadı dedi. Türkiye burada sanki bir güvenlik açısından taşeronluk yapacakmış gibisinden yanlış, yakışıksız
ve uygunsuz ifadeler de kullanılıyor. 2013'ten beri sürdürdüğü misyonun sürdürülmesiyle ilgili misyon bu. Ve bu konuda da henüz bir karar verilmiş değil. İstişareler devam ediyor. Türkiye'nin bu konuda bu misyonu üstlenmesi halinde finans, lojistik ve güvenlik konularında uluslararası toplumun güçlü ve düzenli desteğine ihtiyacı var. Ve kademe ait bir öğrenci yurdundan silah çıktı iddiası. Suriye'ye yaptığımız yardımlar, işte Libya'ya yaptığımız yardımlar meselesinde de benzer kara propagandalarla karşılaştık. Bunlar çok hassas meseleler. Yani geçmiş zamanlarda Türkiye'de büyük krizler çıkarıldı bu tip yanlışlıklar üzerinden. Yani bu kadar kolay suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor? İkincisi özür dilenmesi lazım. Üçüncüsü de bir daha bunların yapılmaması için ne tür tedbirlerin alındığının açık bir şekilde paylaşılması lazım. Bunlar maalesef vahim sonuçlar doğurabilecek son derece sıkıntılı yaklaşımlar. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan hukuk devletine vurgu yaptı. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemine dikkat çeken Arslan, hukuk ve adalet açığı bir ülkenin geleceği bakımından her türlü açıktan daha tehlikelidir dedi. Arslan, HDP hakkında açılan kapatma davası ne zaman sonuçlanır sorusunu da yanıtladı. Bu meşhum darbe teşebbüsünden çıkarılması gereken çok sayıda ders vardır. Bu derslerin en önemlisi ve en başında geleni yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının ne kadar hayati olduğu gerçeğidir. Hukuk devletine vurgu yaptı. Uzaktan kumandalı yargı ve yargıç düşünülemez dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan mesleki hayat bağlamında özel hayata saygı hakkı sempozyumunda konuştu. Hukuk ve adalet açığı ise bir ülkenin geleceği bakımından her türlü açıktan çok daha tehlikelidir. Zira bu açık, temeli adalet olması gereken devlete yönelik toplumsal güveni ve inancı sarsacaktır. Sempozyumun ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan gazetecilerle sohbet etti. HDP hakkında açılan kapatma davasının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bir soru üzerine, daha önceki kapatma davalarına işaret etti. Bu sürelere bakıldığında bir kanaat elde edilebilir diyen Arslan, Anayasa Mahkemesi tarihinin en yoğun dosya yüküne sahip ifadesini kullandı. Arslan, 52 bin bireysel başvuru dosyası ve Yüce Divan yargılamalarının bulunduğunu belirtti. Evet, şimdi de biraz piyasalara bakalım. Bakalım rakamlar bize bugün ne anlatıyor? Evet, ekranlarımızda görüyoruz. Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul günü 1373 puandan kapadı. Dolar, Euro'da düşüş görüyoruz. Tabii ki bunlar çok küçük düşüşler. Dolar şu anda yükselişe geçti gibi ama tabii oynuyor sürekli. 8.69 olarak karşımıza çıkıyor. Euro 10.35 olarak karşımıza çıkıyor. Euro dolar paritesi ise yine düşüşte 1.19 olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki düşüş diyoruz ama haliyle sizler de biliyorsunuz ki dolar, euro ve altın aslında yükselişte. Hemen gram altına bakalım. Yine altın düşüşte görünüyor şu an itibariyle. Gram altın 496 lira olarak karşımıza çıkıyor. Çeyrek altın 810 lira olarak. Yarım altında yine 0,14'lük bir düşüş var. 1621 olarak lira olarak karşımıza çıkıyor. Tam altında yine 0,14 düşüşle 3235 lira olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki kuruşlar da var. Onları da ekranlarınızda gördük. Altın onsuna bakalım. Aslında altının fiyatının düşük olmasının en büyük nedenlerinden biri altın onsunun düşük olması. Bakıyoruz 1774 olarak karşımıza çıkıyor altın onsu. Faiz ise %18.41 olarak yine piyasalara yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı $74. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolün varil fiyatı ise $72 olarak karşımıza çıkıyor. Yine petrolde de düşüşü gözlemleyebiliyoruz. Evet, piyasalarda durum böyleydi. Rakamlarda durum böyleydi. Dün de altında düşüş vardı. Akabinde tabii ki bu rakamlar değişebiliyor. Bugün de yine bir düşüş gözlemliyoruz. Tabii yarın ne olacak? Hepimiz bunu göreceğiz merakla. Şimdi konuyu değiştirelim. Haberlerimize tekrar geçelim. Çanakkale'ye gidelim. Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak Haziran günü, geçtiğimiz pazar günü olarak kayıtlara
geçti. Peki nedeni ne? Açıklayalım. Geçtiğimiz pazar günü Çanakkale'de termometreler 37,2'yi gösterdi. Bu sıcaklık son 92 yılın en sıcak Haziran günü olarak kayıtlara geçti. Çanakkale ve ilçelerinde 15 gündür hava sıcaklığı giderek artıyor. Sıcaklıklar Haziran'ın son günlerinde zirve yaptı artık diyebiliriz. Kentte daha önceki en yüksek Haziran sıcaklığı 36,8 derece ile 24 Haziran 2007'de ölçülmüştü. Evet, hava sıcaklıklarının aslında artmasında sevgili izleyenler tabii ki mevsimsel değişikliklerin önemli bir etkisi var. Tabii ki malum zaman değişiyor ve bunlar da haliyle yerküreyi etkiliyor. Ama bunun yanında biz insanoğlunun yaptığı hatalar da var. Özellikle yeşil alanları yok etmek bu tarz sıcaklıkların artmasına neden oluyor diyebiliriz. Afrika sıcaklıkları Antalya'ya ulaştı. Termometreler Antalya'da 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bulananlar, bunalanlar. Düzeltiyorum, kentin dünya ünlü plajlarına akın etti haliyle. Kendilerini denize bırakarak serinlediler. Afrika sıcakları ve nem bunalttı. Antalyalılar soluğu plajlarda aldı. Güneş şemsiyelerinin altında kalarak korunmaya çalışıyoruz. Güneş kremi vesaire. Denizin tadını çıkarmaya geldik. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Antalya'yı kavurdu. Kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaklık mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıktı. Nem oranı da %12'yi buldu. Nefes almak güçleşti. Deniz suyu sıcaklığı dahi 26 dereceye ulaştı. 7'den 70'e herkes plajlara akın etti. Haftanın ilk günü olmasına rağmen Konyaaltı sahili kalabalıktı. Sıcaktan bunalanlar kulaç atarak serinledi. Evet, birazcık sıcak ama zaten biz de bunun için geldik. Denizden başka pek bir seçeneğimiz olmuyor böyle sıcak havalarda. Afrika sıcakları yerini hafta sonu Balkanlardan gelecek serin havaya bırakacak. Cuma gününden sonra Balkan üzerinden gelen serin havayla birlikte iç bölgelerin serinlemesiyle beraber mevsim normallerine yani 30 ile 33 derece aralığındaki sıcaklığına dönecek. Evet, biz Çanakkale ve Antalya'dan o sıcak görüntüleri ekranlarınıza getirdik ama sadece Türkiye'de değil aslında dünyada da benzer durumlar var. Kanada adeta kavruluyor. Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı diyebiliriz. Bazı bölgelerde 46 derece bile görüldü. Uzmanlar ilerleyen günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini de söyledi. Kanada'nın batısı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Kanada'nın bazı bölgelerinde sıcaklık 46 dereceyi geçti. Bu şimdiye kadar görülen en yüksek sıcaklık olarak kaydedildi. Ülke tarihindeki bir önceki rekor sıcaklık 1937 yılının Temmuz ayında 45 derece olmuştu. Sıcak hava nedeniyle ülkede hayat olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde restoranlar ve mağazalar kapatıldı. Covid-19 aşısı yapılan klinikler randevularını ileri tarihe ertelemeye başladı. Kavurucu sıcaklar yüzünden yüksek bölgelerdeki karlarsa beklenenden çabuk eridi. Bu nedenle nehir seviyeleri hızla yükseldi. Sel tehlikesine karşı çok sayıda ev için tahliye kararı verildi. Ülkenin farklı yerlerinde ise serinlemek için özel merkezler açıldı. Meteorologlar hava sıcaklığının giderek artacağını, birkaç gün içinde 50 dereceyi bulabileceğini söyledi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Kavurucu güneş altında çöle gelen turistler buz dolu bir küvete girdiler. Amaç neydi diyecek olursanız, amaç zihinle vücut arasındaki bağı güçlendirmek. Put your hands behind your knees. Hold your breath. 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 Çölün ortasında buz dolu küvete girdiler. Görüntüler Birleşik Arap Emirlikleri'nden. How are you? Şarjanın turuncu kum tepelerinde safari araçlarının yerini bu kez bir küvet aldı. Çöle gelen turistler kavurucu güneş altında buz banyosu yaptı. Amaç vücut bağışıklığını artırmak.
Sıcaklık farkı bağışıklık sisteminizi arttırır. Sisteminizi kısa süreliğine strese sokuyorsunuz. Bu da sizi daha güçlü kılıyor. Bu teknik ilk kez Hollanda'da yaşayan ve buz adam olarak bilinen Wim Hof tarafından bulundu. Dünya çapında çok sayıda sporcu tarafından vücudu maksimum performansa ulaştırmak için kullanılıyor. Fiziksel sınırlar kullanılarak zihinle vücut arasında bağlantı kuruluyor. And then once you release... Zihninizin bedeninizden daha güçlü olduğunu anlıyorsunuz. İşin sırrı bedeninizin zihninize itaat etmesini sağlamak. Bu teknik denenirken dikkatli olunmalı. Uzman kontrolünde yapılmazsa vücut ısısının düşmesi hipotermiye neden olabilir. Evet, İngiltere'ye geçelim şimdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da merkezi bir noktada bulunan bir metro istasyonunda yangın çıktı. Ardından da patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede söndürüldü ancak yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da korku dolu anlar yaşandı. Bir metro istasyonunda çıkan yangının ardından büyük bir patlama meydana geldi. Olay Elephant and Castle adlı merkezi bir istasyonda yaşandı. Yangına 100 itfaiyeci ve 15 araç müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Metrelerce yükselen yoğun dumansa şehirde paniğe neden oldu. Yetkililer halka istasyon çevresinden uzak durma çağrısı yaptı. Duman nedeniyle bölgede yaşayanların camlarını kapalı tutmaları istendi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Dumandan zehirlenenler hastaneye kaldırıldı. Metro servislerinde ise kısa bir süreliğine aksama yaşandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Yetkililer olayın terör bağlantısı olmadığını açıkladı. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çöktüğü görüntüleri ekranlarınıza daha önce getirmiştik. İşte bu çökmenin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı ise maalesef ona yükselmiş durumda. Amerika'da enkaz altında umut arayışı sürüyor. Florida eyaletinin Miami şehrinde geçen hafta kısmen çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala 150'den fazla insanın enkaz altında olduğu sanılıyor. Zamanla yarışan ekiplere ağır iş makinelerinin yanı sıra özel eğitimli köpekler de destek veriyor. Binanın çöküş nedenine ilişkin soruşturma da sürüyor. Son olarak ortaya çıkan 2018 tarihli bir rapor tartışmalara neden oldu. 3 yıl önce hazırlanan rapora göre binanın yüzme havuzunun altındaki beton döşemelerde ağır yapısal hasar tespit edilmiş, yer altındaki otoparkında ise ciddi beton bozulması olduğu uyarısı yapılmıştı. O dönemin yapılardan sorumlu kıdemli yetkilisi Ross Prieto, Amerikan medyasına konuştu. Böyle bir raporu hatırlamadığını söyledi. Uzmanlarsa raporda dikkat çekilen deformasyonların çökmeye neden olduğu görüşünde. 1981 yılında inşa edilen bina Amerikan tarihine en çok ölüme neden olan yapı çökmesi olarak geçebilir. Fransa bisiklet turunda dikkatsiz bir seyirci sizce nelere sebep olmuş olabilir? Tahmin etmesi biraz zor çünkü bu seyirci zincirleme bir kazaya sebep oldu. Her yerde polis tarafından aranıyor şimdi. Elindeki pankartla zincirleme kazaya yol açtı. Kalabalığa karışıp izini kaybettirdi. Görüntüler Fransa bisiklet turu namı diğer Tour de France'ın açılış turundan. Bir seyirci arkasından hızla yaklaşan bisikletlere rağmen elindeki pankartı çekmedi. Önce Alman bisikletçi Tony Martin dengesini kaybedip düştü. Sonra diğerleri. Onlarca bisikletçi kendini saniyeler içinde yerde buldu. Kazada 8 bisikletçi yaralandı. Kazaya neden olan seyirci pankartı da alıp kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Fransa polisi şimdi o seyirciyi arıyor. Fransa bisiklet turu organizatörleri de seyirciye dava açacaklarını açıkladı.
Fransa bisiklet turu 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. Tıp fakültesinden yeni mezun olan Doktor Duygu Eda Altıngeyik 3 gündür kayıptı. Herkesin merak ettiği doktor arkadaşının yanında çıktı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan 24 yaşındaki Doktor Duygu Eda Altıngeyik cuma günü halasına gitti. Gece saat 23 sıralarında da halasının evinden çıktı, kendi evine doğru yürümeye başladı. İlerleyen saatlere rağmen genç doktor eve dönmeyince yakınları hemen polise kayıp başvurusu yaptı. 3 gündür aranan doktordan neyse ki iyi haber geldi. Duygu Eda Altıngeyik'in kaybolmadığı, arkadaşının evinde kaldığı ortaya çıktı. İyi haberi alan yakınları ise rahat bir nefes aldı. İzmir'e gidelim. Zira İzmir Konak'ta bir evde patlama meydana geldi. Patlama da evde bulunan bir kişiyle, o sırada sokaktan geçen 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Evdeki gaz kaçağı patlamaya neden oldu. Kendisi dahil 5 kişinin yaralanmasına yol açan ev sahibinin patlamayı kasıtlı yaptığı iddia edildi. Gaz kaçağı var. O da daha sonra çakmağı mı ateşliyor, bir şeyi ateşliyor. Patlama oluyor. İzmir Konak'ta bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlama o kadar şiddetliydi ki pencerenin demir korkulukları yerinden söküldü. İlk şoku atlatan çevre sakinleri yardıma koştu. Sokaktan geçen yaşları 5, 7 ve 9 olan 3 çocukla bir yetişkin etrafa saçılan cam parçalarından yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ev sahibi Barış A'yı ağır yaralı halde buldu. 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis evde detaylı inceleme yaptı. Çevre sakinleri Barış A'nın patlamaya kendisinin neden olduğunu ileri sürdü. Bir gün öncesi ailesiyle kavga etmiş, tartışmış. Artık bunalım mı yaşadı, şey mi yaşadı bilinmiyor. Herhalde hortum kesildi falan, bilerek yapılmış bir olay. Gaz kaçağı var. O da daha sonra çakmağı mı ateşliyor, bir şeyi ateşliyor. Patlama oluyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. İstanbul'da ticaretin kalbi sayılan Tahtakale'de bir oyuncak deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan binalara sıçradı. Çok sayıda iş yeri de zarar gördü. Nedeni belirlenemeyen yangın bir saat süren çalışmanın ardından neyse ki kontrol altına alınabildi. Önce alevler yükseldi. Ardından birbiri ardına patlama meydana geldi. Gökyüzü dumana büründü. Alevler yan binalara da sıçradı. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. Önce yangın çıktı, yangından sonra patlama oldu. 2-3 sefer bir patlama duydum. Tüp patlamasına yakın bir patlama. Yangın İstanbul'un en eski ticaret merkezi Tahtakale'de çıktı. Ahşap binadan yükselen alevler yan binalara sıçradı. Tarihi yarımada semalarını alev ve duman kapladı. Müslü abi ne hale geldi, komple sardı baksana abi. Arabalar da giremeyecek şimdi oraya. Yaklaşık telefon açtıktan 7 dakika sonra falan itfaiye olay yerine geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri de bölgede tedbir aldı. Kalenin dar sokaklarından birinde meydana gelen yangın nedeniyle itfaiye araçları sokağa ulaşamadı. Ekipler yangın hortumlarını devreye soktu. Çıkan yangın sonrasında tarihi binanın çatısı siyaha büründü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına esnaf da destek verdi. Yangın bir saat süren müdahalenin ardından söndürülebildi. Ben seni daha sonra da tutayım mı? Plastik malzemeler ve hediyelik eşyaların da depolandığı iş yeri kullanılamaz hale geldi. 3 binaya sıçrayan yangında tek teselli can kaybı yaşanmaması oldu. Yangının çıkma nedeni araştırılıyor.
Adana'da mahsur kalan çocuklardan biri okulun ikinci katındaki terastan inmek isterken düştü. Okulun kilitli kapısı kırılarak ulaşılan yaralı çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Üç arkadaş okulun terasında mahsur kaldı. İçlerinden biri terastan inmeye çalışırken ikinci kattan düştü. Bu kez de yaralı halde bahçede mahsur kaldı. Bir şey yok oğlumda bak. Oğluma korkmasın, panikleme. Bir şey yok oğlumda. Ha, ver konuşsun, ver konuşsun. Yok, ayağımda bir şey yok. Anne de korkmasın anne. Anne. İyiyim ben de. Anne ben iyiyim. Tamam abla, şehir hastanesine götürecekler. Adana'nın Çukurova ilçesinde üç kafadar bahçe duvarını aşıp lisenin terasına çıktı. Kaza aşağı inecekleri zaman meydana geldi. MT klimanın üzerine çıktı. Sundurmanın üzerine atlayıp aşağı inecekken okulun bahçesine düştü. Klima vardı, onun üstüne çıktı. Oradan bir atladı. Şu kırmızı şey işte kırıldı. Sen nereden gördün klimayı? Yanındaydım. Direkt düştü. Olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekipleri içeriye giremedi. İtfaiyeden yardım istendi. İtfaiye erleri okulun bahçe kapısını kırdı. Sağlık ekipleri içeri girip yaralıya müdahale etti. Patron, ailenin telefon numarasını biliyor musun? Telefonum da var. Nerede telefon? Söyle numaranı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan MT tedavi altına alındı. Mahsur kalan diğer iki çocuksa okul yöneticilerinin gelmesiyle binadan çıkartıldı. Evet, hatırlayacaksınız, Bursa'daki Nilüfer çayının kirliliğini ekranlarınıza daha önce getirmiştik. Aslında arıtma tesisi olmayan fabrikaların atıkları önce çaya, ardından da denize akıyor. Oysa ki insan elinin değmediği kaynağında Nilüfer çayı tertemiz. Nilüfer çayı Bursa'nın en önemli su kaynaklarından, akarsularından biri. Nilüfer çayı bu görüntülerle gündeme gelmişti. Kaynağında ise berrak ve temiz olduğu ortaya çıktı. Elimizi de yüzümüzü de yıkayabiliriz. Şişeye de doldurduğumuzda rahatlıkla içebileceğimiz kalitede bir su. Nilüfer çayı Bursa Uludağ'daki Soğukpınar mevkiinde doğuyor. 200 kilometre yol kat ettikten sonra Karacabey'den Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bir zamanlar çiftçiler arazilerini ve hayvanlarını çayın suyuyla suluyordu. Şimdi ise Nilüfer çayının eski halinden eser yok. Tarımsal faaliyetlerin, içme suyunun, balık yetiştiriciliğinin olduğu bir çayımızdı Nilüfer çayı. Ne yazık ki son 20-30 seneye kadar diyelim. Şu anda sulama suyu olarak dahi kullanılamıyor. Çünkü suya elinizi dahi sokamıyorsunuz. Aslında Nilüfer çayı kaynağında berrak akıyor. Çayın suyu içilebilecek kadar temiz. Bursa'nın içlerine ulaştıkça rengi siyaha dönüşüyor. Evsel atıkların, kanalizasyon atıklarının ve fabrika kimyasal atıklarının kirletti bir atık haline, atık deresi haline, posetlik deresi haline döndü. Nilüfer çayı da Marmara Denizi'ne akan birçok çay ve nehir gibi can çekişiyor. Eğer önlem alınmazsa yakın zamanda tamamen ölecek. İstanbul'un önemli kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü'nde suyun rengi adeta değişti. Su yüzeyi bazı noktalarda hatta balçıkla kaplandı. Balık ölümleri başladı. Alarm veren Büyükçekmece Gölü'nde kirliliğin nedenini bulmak için inceleme başlatıldı. Suyun rengi kahverengi oldu. Dipteki balçık su yüzüne çıktı. Kirlilik göldeki yaşamı da vurdu. Daha önce böyle su kirlenmemişti. Daha önce tertemizdi. Hayvanlar içinde gezebiliyordu, dolaşabiliyordu. Bundan 6 ay önce kuraklıkla mücadele eden Büyükçekmece Gölü'nün başı bu sefer de kirlilikle dertte. Gölün Marmara Denizi'ne karışan kısmında suyun rengi kahverengiye döndü. Göl içerisinde yaşayan balıklar ise teker teker ölmeye başladı. Yani Büyükçekmece Gölü yeniden alarm vermeye başladı. Ben böyle hiç görmedim. Yani buradan geçen gün baktım, ben de şaşırdım. Kirlilik aynı zamanda etrafa pis koku da yayıyor. Pislik içinde, mikrop içinde balıklar görüyorduk tertemizdi ama şu anda hiçbir şey göremiyorum. Büyükçekmece Belediyesi göldeki kirliliği ortadan kaldırmak için gölün dibindeki balçığı temizleyecek. Bu gölün esas kirliliğinin sebebi, balık ölümlerinin sebebi hem havaların ısınması nedeniyle oksijen azalması hem de denizin, gölün
çok sığ olmasından ötürü buradaki bulunan durağan durumdaki bu suyun derinliğini arttıracağız. Buradaki balçığın kaldırılmasını sağladığımız takdirde pırıl pırıl olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kirliliğin nedenini çözmek için inceleme başlattı. Sudan ve ölü balıklardan alınan numuneler laboratuvarda incelenecek. İki çocuk babası orman işçisi Görkem Hasdemir, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olmuştu. Toprağa verildi. Yangının öncesi ve sonrası ile ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Orman yangınına müdahale ederken şehit oldu. Ormanı saran alevlerin ortasında kaldı. Alevlerle canla başla mücadele ederken şehit oldu. Muğla şehidini uğurladı. Görkem Hasdemir, Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipteydi. Rüzgar yangına müdahale edenlerin işini hayli zorlaştırdı. Hasdemir ve beş arkadaşının bulunduğu alanı alevler sardı. Arkadaşları alevden kaçmayı başardı ama Hasdemir kaçamadı, şehit oldu. Şehidin cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Görkem Hasdemir'in ailesine Türk bayrağı hediye etti. İki çocuk babası Görkem Hasdemir'in cenazesine onlarca kişi katıldı. Tabutuna meslektaşları da omuz verdi. Yangınla ilgili detaylarda netleşmeye başladı. İlk incelemelere göre yangına enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar neden oldu. Orman işçileri ters yönde esen rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kaldı. Yangında 110 hektarlık alan küle döndü. Ormanın son hali havadan da görüntülendi. Muğla Ulu'da çıkan orman yangını paniğe neden oldu. Bazı evler boşaltıldı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Yangın geniş alana yayılmadan neyse ki söndürüldü ama hem görüntülere bakalım hem de ben size detaylarını aktarayım. Yangın Ula ilçesine bağlı Çıtık mevkiinde çıktı. Orman ve makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de seferber oldu. Bölgeye iki yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekipler yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba harcadı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri Muğla Fethiye Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Jandarmalarsa yangın hattındaki evleri tahliye etti. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri bu süreçte tabii ki yardımcı oldu. Bazı ev sahipleri bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Neyse ki yangın geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Kamboçya'da yetkililer lüks bir villada yaşayan bir aslanı kurtardı. Sahibinin sosyal medyada paylaştığı videolarla ünlenen aslan dişleri ve pençeleri sökülmüş halde bulundu. Yurt dışından getirilmiş köpek dişleri ve pençeleri sökülmüştü. Kamboçya'da sahibinin TikTok fenomeni yapmaya çalıştığı aslan kurtarıldı. Kamboçya Çevre Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin bilgi verdi. Sözcü, 18 aylık ve 70 kilogram ağırlığındaki aslanın Çin uyruklu sahibi tarafından evinde yetiştirilmek üzere yurt dışından ithal edildiğini söyledi. Nisan ayında video paylaşım sitesi TikTok'ta aslanın görüntülerinden haberdar olduktan sonra yetkililerin konuyu araştırmaya başladığını belirtti. Hiç kimsenin vahşi bir hayvanı evcil hayvan olarak yetiştirme hakkının olmadığını vurguladı. Sahibi, aslanın villanın bahçesinde köpeklerle oynarken, banyo yaptırılırken çekilen görüntülerinin de aralarında olduğu videolar paylaşmıştı. Aslanın lüks villanın bahçesinde dolaşırken havadan çekilen bir görüntünün paylaşılmasından bir gün sonra kurtarma operasyonu düzenlendi. Şimdi İstanbul Sarıyer'den bir manzara getireceğiz. Aç kalan domuzlar mahalleye indi. Çocuklar ve yetişkinler de yol kenarına adeta tribün oluşturup domuzları izlediler. Bazıları da onlara yiyecek attı. Ben de yapacağım ya.
Köpekler ben kemik atarken sonra bir tane domuzun geldiğini fark ettim. Ondan sonra bir tane, üç tane, beş tane derken de sayıları 80'li yüzü buldu. Domuzlar mahallenin maskotu oldu. İlk zamanki korkunun yerini sevgi aldı. Mahalleli elleriyle şimdi o domuzları besliyor. Tabii onlarla bir dostluk kurduk. İstanbul Sarıyer'de domuzlar yavrularıyla yiyecek aramaya çıkıyor. Sürü halinde gezen domuzlar nerede yiyecek bulacağını artık öğrenmiş. Her akşam saat 4'te 5'te gelirler. Saat 7-8'e kadar işte kemik atıyordum. Yiyecek aramak için her gün aynı yere gelen domuzları mahalle sakinleri besliyor. Hatta yol kenarında onları izlemek ve beslemek için adeta tribün oluşuyor. Bir insanlar görünce burası kapalı kişi oynamaya başladı. Herkes ekmek vermeye başladı. Böylelikle domuzlarla bir dostluk bağımız kuruldu. Her akşam geliyorum. Bu zavallılara yavruları var. Bazen 15-20 tane. Onlara da yiyecek atıyorum. Bursa'nın Karacabey ilçesine 11 yıldır gelen Yaren Leyleğin 5 yavrusu olmuştu. Yavrulara internet üzerinden isim bile kondu. En küçük olan 5 numara isimli yavruya bir verici takıldı. Artık Yaren Leyleğin yavrusu da uydudan takip edilebilecek. Avrupa Leylek Köyü'ndeki leyleklere verici takıldı. Onlardan biri de Yaren Leyleğin 5 numarası oldu. Bursalı balıkçı Adem Yılmaz'la olan ilişkisiyle belgesellere konu olan Türkiye'nin tanıdığı Leylek Yaren bu yıl 5 yavru dünyaya getirdi. Yavruları da en az onun kadar ilgi uyandırdı. Yuvası internet üzerinden canlı izlenebilen Yaren'in yavrularına oylamayla isim verildi. Yavrular Karaca, Kısmet, Eda, Umut ve 5 numara ismini aldı. Köydeki leylekleri vericilerle izleyen Karacabey Belediyesi bu yıl takip sistemine Yaren'in yavrularından birini de dahil etti. Yaren'in en küçük yavrusu 5 numaraya verici takıldı. 5 numaraya takılan halka 40 gram ağırlığında ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Vericiler sayesinde leyleklerin göç yolları takip ediliyor. Yaren'in yavrusu da şimdi o sistem sayesinde göç edince adım adım izlenebilecek. Evet, zaman bizler için su gibi akıp geçti. Yaklaşık 2 saati geride bıraktık diyebiliriz. Son bir saatimiz kaldı. Saat başında Muharrem Sarıkaya ile birlikte olacağız. Konuğumuz da olacak. Bültenimizi burada noktalıyoruz ama noktalamadan önce sizi haftanın kültür ve sanat etkinlikleriyle baş başa bırakalım. O aranın ardından da tekrar birlikte olacağız. Kale Grubu, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği sergiyle gıda israfı sorununa dikkat çekiyor. Küresel sorunların başında gelen gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Avusturyalı sanatçı Klaus Plan, çöpe atılmak için yerleştirilmiş başlıklı sergisi 30 Eylül'e kadar Karaköy'deki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir. Çocuklar İstanbul Modern'in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'na Türkiye'nin her yerinden katılarak müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyeler 5 Temmuz 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, Temmuz ayında 5 farklı sanatçı özelinde gerçekleşecek eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına minikleri davet ediyor. Atölyeler 3, 10, 17, 24 ve 31 Temmuz'da Akbank Sanat YouTube kanalından izlenebilir. Biraderler Yapım'ın çocuk ve gençlere yönelik projeler geliştirdiği sosyal girişimi Çocuk Genç Sanat Tiyatro 8-14 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de Yaz Sanat Kampı düzenliyor. 8-18 yaş grubu ve ailelere yönelik etkinlikte diksiyon, sahne oyunculuk, müzik, dans ve tasarım atölyeleri gerçekleştirilecek.
Tufan Taşlı'nın ilk uzun metraj filmi Sen Ben Lenin'den ilk görüntüler yayınlandı. Senaryosunu Barış Bıçakçı ile birlikte kaleme aldığı film, Türkiye premierini 40. İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışma bölümünde yapmaya hazırlanıyor. Festivalde hem ulusal yarışma bölümü hem de Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü için yarışacak. Filmin gösterimi 13 Temmuz Salı saat 21'de Maximum Unique açık havada gerçekleşecek. Küçük bir hatayı büyütmenin en iyi yolu onda ısrar etmektir. Size bir papatya kaynatayım diye için sinirli görünüyorsunuz. Yaptığı besteler ve sözlerle son dönemin en dikkat çeken rock vokallerinden Ufuk Beydemir, bu kez 90'lı yılların en sevilen şarkılarından Biri Var'ı yeniden yorumladı. Sözleri ve bestesi Barlas Erinç'e ait olan ve 1996 yılında Özlem Tekin'in sesinden tanıdığımız şarkı tüm dijital platformlarda yayında. Ezgi Aktan, Şarkılarımın Yüzü isimli yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Banu Aksoylu'ya, müziği Ezgi Aktan'a ve düzenlemesi Miraç Yavuz'a ait şarkı tüm dijital platformlarda dinlenebilir. Efendim gün başlıyorum. Son dilimiyle artık karşınızdayız. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Bu bölümde Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi ve aynı zamanda Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Ankara stüdyomuzda bizimle birlikte. Günaydın. Nasılsınız Muharrem Sarıkaya? Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Sizi dinleyelim o zaman. Artık söz sizde. Evet, ben de bir taraftan seni beklerken Fransa seçimlerine bakıyordum. İlginç sonuçlar var. Macron ciddi oranda kaybetmiş gözüküyor ki 10 ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 10 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlandığı bir dönemde Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi hiçbir yerde seçimi kazanamadı. Yani çoğunluğu elde edemedi. 30'un altında katılım vardı, %30'un altında katılım vardı ve Macron'un partisi herhangi bir bölgede seçim kazanamadı, çoğunluğu elde edemedi. Oyların %7'sini alarak seçimi en gerilerde tamamlayan parti oldu ve onunla birlikte Le Pen de, aşırı sağcı Le Pen de ciddi oranda bir gerilemeye uğradı. Buna karşılık merkez sağ partide bir ilerleme var. En güçlü çıkan partisi Fransa'daki 13 bölgeden 7'sini elinde bulunduran merkez sağdaki cumhuriyetçiler oldu. Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden merkez sağ adayı Xavier Bertrand aşırı sağ güçlü bir biçimde geriye gitti. Bu bizim için memnun edici bir sonuçtur diyor. Sonuçların cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendisine umut verdiğini belirtiyor ki 10 ay sonra Fransa'da bir cumhurbaşkanı değişiminin habercisi olarak değerlendiriliyor. Fakat erken konuşmamak lazım çünkü yerel seçim Fransa'da bazen çok farklı sonuçlar doğurabiliyor. Macron'un ilk ortaya çıkışı ve gelişi sürecinde de çok kazanamaz. Diğer partiler oldukça önde diye bakılıyordu ama bir anda karşımıza çıktı. Onun için bugünden çok erken konuşmak doğru değil. Evet, bu seçim Türkiye'yi de İtalya'da çok etkileyecek muhtemelen. Tabii yalnızca seçim değil, Avrupa Birliği'ni etkileyecek. Çünkü Avrupa Birliği uzun süredir Almanya'nın çok öne çıkmış olmasından rahatsız olan bir Fransa ile birlikteydi. Ki Fransa kendisini daha öne çıkartmak için Libya'da, Doğu Akdeniz'de böyle proaktif bazı hareketlere girişmişti. Macron Fransa'nın yeniden yükselişini sağlayacağına söz vermiş ve bu yönde de adımlar atıyordu. Ama orada da tökezledi, ciddi tökezledi. Bu Macron'un aslında siyasi olarak geleceğinin de en önemli şekilde tehlikeye attığı bir durumdu. Ve Fransa daha önceden çok daha başat bir Avrupa ülkesiyken Macron döneminde biraz daha gerilemiş bir halde son noktasına geldi ki Macron'un partisi de şu an en gerilere düşmüş durumda.
Onun için Macron'un bu dönem 10 ay sonra yapılacak seçimde güçlenerek çıkması çok ihtimal dahilinde gözükmüyor en azından. Ama seçilmesi de tamamen riske girmiş bir hale geldi. İtalya'da gerçekleşen Suriye konulu bakanlar toplantısında ortak sonuç bildirgesi yayınlandı. Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılan bir toplantıydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu toplantıda hazır bulundu ve bazı ikili temaslarda gerçekleştirdi. DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyonu bakanlar toplantısının ardından Roma Fuar Merkezi'nde Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantısı gerçekleştirildi. Kabul edilen ortak bildiride Suriyeliler gönüllü ve Birleşmiş Milletler standardına uygun olarak güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönene kadar ev sahibi ülkelere desteğin sürdürülmesinin öneminin altını çizdik denildi ki bu Avrupa Birliği sonuç bildirgesinde de dile getirilen en önemli unsurdu. Ancak bunun ne şekilde verileceği konusu hala tam anlamıyla netlik kazanmadı. Daha önceden olduğu gibi doğrudan Suriyelilere yardım şeklinde ise o zaman ikinci sırada bulunan Afganlar ne olacak, Bangladeşliler ne olacak, onlara Avrupa'ya gitmek serbest mi? Bu sorunun cevabı henüz yanıt bulmuş değil. 30 Haziran'da Antalya'da önemli bir gelişmeye daha tanıklık edilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov zaman zaman buluşuyorlar. Yılda bir veya iki defa görüşmeleri söz konusu oluyor. Bu kez Antalya'da buluşma gerçekleşecek. Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika'nın yanı sıra Afganistan, Ukrayna, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki durumun ele alınacağı belirtiliyor. Fakat ortada da ciddi bir gerilim var. NATO Karadeniz'de bir tatbikat başlattı. The Sea Breeze, deniz meltemi, The Sea Breeze. Bu The Sea Breeze, yani deniz meltemi tatbikatına 30'dan fazla ülke katılıyor. NATO üyesi olmayıp NATO ortağı olan ülkeler de bu tatbikatta yer alıyor ki Ukrayna da bunlardan bir tanesi. Tatbikat demişken The Sea Breeze gibi, yani deniz meltemi tatbikatı gibi bir başka tatbikat da hemen Karadeniz'in yanı başında Azerbaycan'da Türkiye ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ortak tatbikatında gerçekleşiyor. Mustafa Kemal Atatürk 2021 adı verilen bu iki ordunun ortak tatbikatına 600 asker, 7 savaş ve personel helikopteri, yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç ile 20 top katılıyor. İnsansız hava araçlarının da bu tatbikatta kullanılacağı belirtiliyor. İçeriye girirsek, içerideki en önemli meselelerden bir tanesi Ankara Barosu'nun müzik kısıtlaması. Onun öncesinde bir acı haberi paylaşmak istiyorum. Ali Demirel, oyuncu Ali Demirel, hepimizin bir zamanlar çok yakından tanıdığımız o işini bilen memur tiplemesiyle yaşamımıza girmişti. Başkomiser olmuştu, memur olmuştu, amir olmuştu, polis müdürü olmuştu. Dolayısıyla oyuncu Ali Demirel'i dün 77 yaşında kaybettik, Hakk'a yürüdü. Bugün de Marmaris'te toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Evet. İçeriye gelmişken Ankara Barosu saat 24'ten sonra müzik kısıtlamasına ilişkin dava açtı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin anayasanın 10. maddesinin eşit ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor davada. Genelge anayasal tanımlamaları ve belirlemeleri yok saymış, müzik sektörü ile ilgili düzenlemeleri ayrı tutulmuştur diyor. Ankara Barosu başvurusunda uygulamaların süresi ve kapsamlarının öngörülebilir olmadığına da dikkat çekiliyor. İdarenin keyfi yorum ve uygulamalarına karşı yeterince koruma sağlayacak nitelikte olmadığının da altı çiziliyor. Bu arada İçişleri Bakanlığı denilmişken, İçişleri Bakanlığı dün daha önceki gün yayınlamış olduğu genelgesinde bir düzeltme yaptı ve bazı ülkelere uçuş yasağı getirilmesine karar verildi. Dün yayınlanan genelgeye göre 1 Temmuz sonrası ülkeye girişlerde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler 14 gün karantinada tutulacak. İzolasyon değil, karantinada tutulacak. Ancak bunlardan da yine 72 saat öncesinden
PCR testi alınması zorunlu getiriliyor. Yani hem PCR testi hem de karantina zorunluluğu var. Bu ülkelerde ciddi oranda yeni mutantların yaygın olduğu biliniyor. Özellikle Hindistan'da Delta mutantı birçok ülkenin şu an kaygısı. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, İran, Mısır, Singapur'dan gelen kişilerden de 72 saat önce negatif sonucu PCR test istiyor. Yalnız Delta varyantının Rusya'da da çok yüksek oranda olduğunu Rusya Sağlık Bakanı ve Kremlin Sözcüsü Peskov çok açık bir şekilde ifade etmişti. Oradan da yine PCR testiyle turistler geliyor. Ancak 72 saat önce alınmış olan bir PCR testi çok fazla sonuç vermeyebilir. Çünkü virüsün gelişiminin 4 günle 5 gün arasında olduğu varsayılıyor. Sonuç olarak yola çıkarken veya yola çıkmadan bir gün önce virüsü alınması halinde onun ortaya çıkması ancak 4 günde mümkün olabiliyor ki bu genel olarak varılan bir sonuç. Yani bugüne kadar yapılan bütün gözlemler bu sonucu verdi. Bu durumda Türkiye'ye geldikten sonra hasta olursa ne olacak? Onlar nerede izole edilecek? Ve Türkiye'ye geldikten sonra onların yeniden bir PCR testine tabi olup olmaması veya otellerin bunu üstlenip üstlenmemesi konusu var. Bunları da belki konuğumuzla konuştuğumuz sırada dile getiririz. Evet. Çünkü önemli bir konu ve birçok insanın da kafasındaki soru. Bu konuları da biraz sonra konuğumuzla zaten ele alırız. Bu arada 1 Temmuz itibariyle bir başka gelişmeye daha tanıklık edeceğiz. 3 ay öncesinde Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekildiğini açıklamıştı. Buna ilişkin Danıştay'da açılan bir dava vardı. Davaya dönük olarak Cumhurbaşkanlığı dün savunmasını gönderdi. Cumhurbaşkanlığının Danıştay'a gönderdiği 7 sayfalık savunmada İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptal istemiyle açılan davaların haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, çünkü Cumhurbaşkanının yetkisinde olan bir durum olduğunu, dolayısıyla Cumhurbaşkanının yetkisinde olan duruma karşı dava açılamayacağına ilişkin bir görüş beyan ediliyor. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kollarının bir hareketi vardı. Üniversite sınavına giren bir grup genç AK Parti Gençlik Kolları koordinisinde CHP lideri hakkında Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi başlıklı haberlere ilişkin açıklamaları nedeniyle kendilerini zor durumda bıraktığını, sınavına giren üniversite öğrencilerin üniversiteye girmek için sınava giren öğrencilere ciddi oranda moral bozuntusuna yol açtığı şeklinde bazı iddialarla dava açtı. Kılıçdaroğlu da ona karşılık iktidarımızı da böyle güçlendireceğim, özgürleştireceğim ki sizleri siyasetçiler sizi manipülasyonlarına araç etmeye cesaret edemeyecek, size zerre dokunamayacak, dokunanın canına okuyacağım gibisinden bir mesaj yolladı. Bu konu çok tartışılacak bir konu gibi duruyor. Çünkü geçmiş yıllarda, dün de söyledik, başka ülkelerde de benzer anlaşmalar söz konusu. Dolayısıyla bu anlaşmanın yapıldığı ülkeler açısından önem arz ediyor. Fakat askeri öğrenciler için tıp fakültesi ortada yok. GATA kalktı. Dolayısıyla GATA'nın kalkmasının getirdiği bir başka sıkıntı da ortada. O nedenle evet, başka ülkelerden çok rahatlıkla gelip Türkiye'de eğitim görebilirler. Hatta Türkiye'de kalıp doktorluk yapmaya da devam edebilirler. Bunun şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla. Ancak bunun da bir düzene bağlanması gerektiği öteden beri dile getirilen bir durumdu. Bir diğer tartışma, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirket haline dönüştürülmesine ilişkin teklifti. Bu teklife dün muhalefetten gelen tepkiler doğrultusunda yeni bir madde eklendi. Ve şirkete ait olan şirketler ibaresi şirkete ait olan iştiraklar şeklinde düzenlendi. Ve eleştirilerin önüne geçmek için de satışı, kiralanması, işletme hakkı devri konu edilemez maddesi konuldu. Yani bundan böyle Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirket olması halinde satışı, kiralanması, işletme hakkı devri söz konusu olmayacak. Dolayısıyla Hazine ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kontrolü altında olan bir şirkete dönüşecek. Ancak hisse devri söz konusu olursa
Onun ne şekilde çözümleneceği de şu an için kesin bir şekle bağlanmış değil. Dün Anayasa Mahkemesi'nde önemli bir toplantı vardı. Ki bu toplantıda Anayasa Mahkemesi Başkanı da sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Mesleki hayat bağlamında özel hayata saygı hakkı konulu sempozyum. Zühtü Aslan açılış konuşmasında 24 sayfalık bu kitapçıktan okudu. Önemliydi, ben de oradaydım. Altını çize çize dinlerken takip ettim. Önce Orwell'e, 1984 romanının yazarı Orwell'e atıf yaptı. Maverdi'ye atıf yaptı. Kant'a atıf yaptı. Ve oradan bugüne doğru geldi. Yani o gözlemleme, dijital gözlemlemenin hayatımızdaki yerinin ne kadar gittikçe artmaya başladığını söyledi. Devlet bir yönetim tekniği olarak baştan beri bireylerin özel hayatlarını gözetim altında tutma eğiliminde olmuştur. Başka bir ifadeyle devletin gözü daima bireylerin üzerindedir dedi. Ancak devletin insanların o bireylerin gözünün üstüne çevirdiği durumu o panoptikon projesiyle hayata geçirmeye çalışan 18. yüzyılın önemli düşün insanlarından Jeremy Bentham'ın o meşhur hapishanesine dikkat çekti. O meşhur hapishanesinde bir bina yuvarlak şekilde yapılmıştır, ortası boştur ve ortada da bir kule vardır. O kuleden borular çıkar, her bir hücreye girer ve o hücreden gelen sesler dinlenmekle birlikte her bir hücrede ortadan gözetlenir. Buna atıf yaptı ve insanoğlunun bu şekilde yaptıkları her şeyin bilindiğine dair kendilerinden emin olmalarını sağlamak. Yani topluma böyle bir baskıcı algının yaratılması yönündeki tutuma dikkat çekti ve bugün geldiğimiz noktada insanların böyle bir dijital gözlem içerisine sokulmaya çalıştığını belirterek Orwell'in o meşhur 1984 Big Brother Watching You, yani Büyük Abi Sizi Gözlüyor romanına atıf yaptı. Ve Anayasa Mahkemesi'nin bireysel hakları, kişisel bağımsızlık hakkını korumak için aldığı kararlara dikkat çekti. Ve kişiye ait alanın, yani o kişinin temel özgürlük hakkının hiçbir şekilde ortadan kaldırılmaması gerektiğini söyledi. Tören sonrası epey de sohbet ettik kendisiyle bu konuda. Temel hakların sınırlandırıldığı durumlarda Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlara atıf yaptı. Ve daha önemlisi hakimlere önemli bir göndermede bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin 15 Temmuz öncesindeki bir töreni sırasında yaptığı konuşmayı hatırlattı ve hakimlerin insanların temel haklarını koruma konusunda bağımsız hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Ve 15 Temmuz sonrası hakimlerin bir başka kişinin egemenliği altında bulunamayacağına dönük sözlerine o dönemde dikkat çekti ve bunun bugün için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Ve güvenlik özgürlük dengesinin artık Türkiye'de de çok önemli bir şekilde sağlanması gerektiğine de vurgu yaptı. Burada benim açımdan en önemli nokta Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın hakimlere, savcılara yani yargı mensuplarına yaptığı çağrıydı. Hiçbir vesayete izin vermeyin, hiçbir şekilde bu tür davranışlara müsaade etmeyin yönündeki çağrısıydı ki çok da önemli çağrıydı. Yani yargıçlar, hakimler kendi vicdanlarıyla, özgür vicdanlarıyla hareket eder dedi. Unutmayalım ki fikri ve vicdanı hür olmayan hakim olamaz. Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren kişiden de hakim olmaz. Hukuk devletine de uzaktan kumandalı yargı da, yargıç da düşünülemez.
Bunları 15 Temmuz öncesinde söylemiştim dedi. Hukuk ve adalet açığı bir ülkenin geleceğe bakımından her türlü açıktan daha tehlikelidir. Zira bu açık temeli adalet olması gereken devlete yönelik toplumsal güveni ve inancı zedeleyecektir dedi ki bu cümlesi de altı çizilen önemli noktaydı. Ben burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ki bugünkü yazımda da ona atıf yaptım. Son dönemde Türkiye'de cep telefonu iletişiminde kullanılmayan yöntem, kullanılmayan uygulama kalmadı. Şimdi bazılarımız WhatsApp, Instagram, Twitter, FaceTime, Facebook gibi iletişim araçlarını kullanıyoruz ama son dönemde buna o kadar çok yeni eklemeler var ki ve dikkatimi çeken siyasilerin hemen hepsi, milletvekilleri, bürokratlar, üst düzey bürokratların da buna hızla yönelmiş olmaları. İşte son dönem çok Line kullanılıyor veya Telegram kullanılıyor, Signal kullanılıyor. Buna Comtalk, CryptoCat, RicoCat, Wire veya adını bilmediğimiz birçok şey de ekleniyor. Eğer bu kadar çok iletişim aracının kullanılmasına dönük bir talep yüksekliği varsa burada bir sorunun olduğunu da göstermektedir. Asıl mesele insanların güvenini, yani bu konuda izlenmediği, takip edilmediğine ilişkin güvenini kazanmaktır. Bir dönem en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bizim kapıcı veya bizim bakkalda dinlendiğini sanıyor yönündeki esprilerde. O esprilerin yapılması bile aslında hukuk devleti açısından ne kadar önem arz ettiğinin göstergesi. Umarım bu endişeden, bu kaygıdan ülke bir an önce çıkar. Veya çıkması için adımlar atılır. Dün TürkSat 5A uydusu vardı. Cumhurbaşkanı uzun test hazırlık çalışmalarının ardından artık servis sağlamaya başladı dedi ve dün servis sağlamasını gerçekleştirdi. 35 yıl ömrü var. 5A iletişim kapasitesini artırıyor, hızlandırıyor. Yedekleme kapasitesi daha yüksek, veriye dayalı yenilikçiyi destekleyecek bir teknoloji olduğunun altını çizdi. 5B uydusunun testlerinde sürdüğünü ve Falcon 9 roketiyle uzaya göndermeyi hedeflediklerini söyledi. TürkSat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak. TürkSat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasındaki uydumuz 19'daki yıl uzaya önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz dedi ve haberleştirmede ilk 10 arasına gireceğini söyledi. Muhalefete gelirsek İYİ Parti lideri Meral Akşener dün Muğla'daydı. Muğla ve çevresinde temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un yapılması halinde bunun ücretlerini iktidara geldiklerinde ödenmeyeceklerine dönük CHP'den gelen açıklamaya tepkisi vardı. Uluslararası tahkimin söke söke alacağını söylemişti. Akşener'in gündeminde de Cumhurbaşkanı'nın bu sözü yer aldı. Sayın Erdoğan milleti tehdit etti. Yani söke söke alırlar. Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin başı mıdır? Cumhurbaşkanı mıdır? Yoksa tahkim üzerinden batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusudur? Onların avukatı mıdır? Onda anlaşılmamaktadır dedi. Buna dün MK sonrası partinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yanıtı vardı. Ömer Çelik muhalefetin tutumunu eleştirdi. Ve bununla birlikte Katarlı öğrencilere tıp fakültesindeki okuma durumuna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen o tepkinin yaratmış olduğu olumsuz etkiye de dikkat çekti. Böyle yanlış haberler ortaya çıktığında CHP'de özür dileyen herhangi bir kişiye rastladınız mı? Böyle bir arkadaş var mı dedi. Şimdi yalan olduğu ortaya çıkıyor. Hiçbir şey demeden önüne bakıp yürüyor gidiyor. Bunun tehlikeli olduğunu görüyorum. Bu haber yalan bir haber. Yalan haberi yapan organ düzeltme yaptı ama kendileri bu düzeltmeyi yapmadı dedi ama dün akşam biraz önce de söylediğim gibi Kılıçdaroğlu gençlere dönük bir mesajla kendi iktidarlarında gençlerin daha özgür kullanacağını söyledi. Nitekim dün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Öztrak da bu konuya ağırlıkla değindi
ve beraberinde Kanal İstanbul meselesinin altını çizdi. Ucunu Londra'ya bağladığınız o mahkemelerde davaların hepsini kazanırız. Kazanmasak devleti bu zarara uğratanlara bu ücreti rücu ederiz dedi. Yine benzer şekilde İyi Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu da bu konuya değindi. Zor zamanlarda insanların, ülke insanların dişiyle tırnağıyla arttırdıklarının bu şekildeki projelere heba edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi demişken, Cumhuriyet Halk Partisi kadına şiddete karşı gölge bir komisyon oluşturdu. Komisyondan çekilmişti ve kadına şiddeti önlemeye dönük komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalarla Cumhuriyet Halk Partisi bütün üyelerini çekmişti. Ona karşılık yeni bir gölge komisyon oluşturmuş. Kadın hakları ve cinsiyet ayrımına son vermeye dönük çabalardan söz ederken, İstanbul Taksim'de yürüyüş yapmak isteyen LGBT'li grubu takip etmek için görev yapan Ajans France Presse foto muhabiri Bülent Kılıç'ın gözaltı alınmasına ilişkin emniyetten bir açıklama geldi. Emniyet diyor ki bazı kişileri yakaladık ama bunların arasında olan Bülent Kılıç'ın gazeteci olduğunu bilmiyorduk. Biz onun karakola gittiğimizde gazeteci olduğunu öğrendik diyor. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlem yapıldığı sırada kendisinin basın mensubu olarak görevli olduğu ve ilgili personelden şikayetçi olduğu beyan etmesi üzerine ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır diyor. Peki, ancak Muharrem Sarıkaya Bülent böyle Kılıç'ın bir durumda gözaltına, çok özür diliyorum bölüyorum şu ama var, böyle dün bir durumda kart Kılıç'ın gösterilmez mi? Yani belli bir basın kartı gösterilir ve bununla da basın olduğumuzu kanıtlarız. Tam da onu söylüyordum. Bülent Kılıç'ın gözaltına alınma sırasında kendisinin gazeteci olduğunu zaten ifade ediyor. Kendisinin foto muhabiri olarak çalıştığını, AFP muhabiri olduğunu beyan ediyor ve o gözaltına alınma sırasında bunları ifade ettiğine ilişkin görüntüler de var. Asıl mesele şu, yani üzerinde herhangi bir silah olmayan, herhangi bir yaralayıcı veya ateşli silahı taşımayan bir kişinin bu şekilde gözaltına alınması doğru değil. O ister gazeteci olsun, ister başka birisi olsun. Yani gözaltına alınmanın belirli bir kuralı vardır. Gözaltına alınmanın bir yönetmeliği, bir genelgesi vardır. Bu kapsamda davranır. Yani bir ateşli silahı yoksa, çevresine zarar verici bir davranış içerisinde değilse, bir şekilde yaralayıcı, ateşli veya başka bir silah unsuru taşımıyorsa, bir bıçak taşımıyorsa veya herhangi bir şekilde saldırgan bir tavır göstermiyorsa, bu kişilerin görevden de olanlar, bu kişileri gözaltına almakla görevli olanlar, onu yatırıp boğazına diziyle bastırmak, yani bu çok doğru bir davranış değil. Kesinlikle. Yani çok rahatlıkla iki kişi kolundan tutar alır götürür, işte o kadar basittir. Yere yatırmak, üstüne çıkmak, üstünde tepinmek, bunlar hoş görüntüler değil. Hele ki Amerika'da daha davası önceki gün bitti. Evet. Yaşanan durum her şeyi çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani bütün bunlar varken, işte görüntü burada. Bütün bunlar varken bu tür davranışlardan çıkılması gerekiyor. Çünkü dünya toplumunun hafızasında önemli bir yeri var. Bu görüntüler sadece bizim içimizde yer almıyor. Bu görüntüler dünyanın her bir tarafına gidiyor ve Türkiye algısına zarar veriyor. Hele ki turizmin en sıkıntılı olduğu bir dönemde bu tür görüntülerin yaratacağı efekt bizim açımızdan hiç de hoş olmayacaktır. Onun için herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Ama burada şunun da altını çizmem gerekiyor. Biz gazeteciyiz diye her şey değiliz. Tabii. Biz gazeteci sarı basın kartını taşıyoruz diye ahkam kesecek durumda da değiliz. Yani ötekilerine işte kabaracak veya horozluk yapacak, hindilik yapacak durumumuz da yok. Onun için biz gazetecilerde gazeteci kuramları içerisinde, kuralları içerisinde, kendi etiğimiz içerisinde davranması gereken insanlarız. Evet, gazeteci olduğunu bildirmesi gerekiyor. Gazeteci olduğunu bildirmesine ve basın kartını veya basın kimlik kartını gösterdiği halde bu tür davranışlarla karşılaştığında da gereken işlemleri o kişiler hakkında yapması gerekiyor ki bu kişiler hakkında soruşturma açıldığında zaten İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü açık bir şekilde ifade etti. Her neyse, diğer konulara hemen süratle gireyim ki konumuzda fazla bekletmeyelim. Evet. BMC dün itibariyle el değiştirdi. Zaten daha önceden belirtilmişti. BMC
hisselerinin satış bedelinin 480 milyon dolar olduğu iddia edildi. Sancak ve Öztürk ailelerinin hiçbir hissesi kalmazken BMC'nin büyük hissedarı Tosya Holding oldu. Bu arada sahte içkiden ölümler dün buna ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Çorlu'da 6 kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan kişilerin sayısı 4'e yükseldi ama gözaltına alsanız da bir şey fark etmiyor. Çünkü gözaltına alsanız da başka yerde başka insanlar bu içkiyi üretmeye devam ediyor. Asıl mesele o içkiyi üretmelerini gerektiren, o içkiyi üretmelerine iten nedenleri ortadan kaldırmaktır. Bu konuya da hiç kimse bakmıyor. Aynen müsilaja döndü. Yani derelerden kir akıyor ama biz Marmara'nın üzerine küçücük cihazları koyarak oksijen basıp Marmara'yı temizlemeye kalkıyoruz. Böyle bir durum. Umarım bundan, bu zihniyetten bir an önce kurtulunur. Çünkü bu meselenin çözülmezse önümüzdeki dönem daha çok insan ölür. Çok insan kör kalır. Çok insan sakat kalır. Bir de şöyle bir şey de var Muharrem Sarıkaya. Normal şartlarda baktığınız zaman üniversite öğrencileri de bunları evde yapıp kendi imkanlarıyla yapıp içmeye çalışıyor. Hatta geçen bununla ilgili bir haber verdik, hastaneye kaldırılan öğrencilerden bahsettik. Peki bunun ürünlerini almak bu kadar kolay mı? Bununla da bir sınırlama getirilmesi gerekmez mi? Bir öğrencinin o malzemelere ulaşmaması gerekiyor aslında. Evet, engellendi. Yani işte etil alkol, metil alkol satışlarında ciddi oranda bir engelleme yapıldı. Yani daha önceden eczaneden doğrudan alınabiliyordu. Şimdi almak için belirli şartların olması gerekiyor. Bunların hepsi bir tarafa. Ama şu var. Yani onu üretmek de, alkol üretmek de çok zor bir şey değil ki. Yani alkol üretmek de çok basit bir şey. Ama ürettiğiniz alkolün hangi cins alkol olduğu da çok önemli. Dolayısıyla burada o alkolü karıştırdığınız zaman o alkolün hangisi olması gerektiği konusunda her bir bilinciniz yoksa ya kör eder ya da öldürür. Yani Anadolu'da bu çok görülen bir durumdur. Ama mesele ona ulaşmanın bu kadar yüksek vergilerden dolayı arttığı bir dönemde 8 liraya üretilen bir şarabın bugün maliyeti, vergiler ve diğer yükler bindiğinde, bandrol, şişe, tıpa bindiğinde maliyeti bugün 80 liradan aşağı değil. En ucuzu. Yani 10 kat. Siz 10 kat maliyetli bir şeyi hayata geçirdiğiniz anda onu almaya yönelen çok olur. Yani siz onu bu tür fiyatlandırmalarla engelleyemezsiniz. O zaman onu ucuza mal edecek yöntemler arar. Önemli olan onun içmesinin veya yüksek oranda alkol almasının sağlığı açısından, toplumsal huzur açısından ne kadar önem arz ettiğini anlatmanızda, onu kültürel olarak geliştirmenizde ancak söz konusu olabilir. Peki. Yoksa engelleyerek bir yere gitmeyeceğiniz çok ortada. Ortalık sarhoş dolaşıyor. Yani onu nasıl engelleyeceksiniz ki? Hepsi ortada işte. 6 kişi niye öldü? Her neyse. Vaka haritası dün yayınlandı. 100 bin kişide görülen vaka haritasına ilişkin yeni veriler var. En fazla vakanın görüldüğü iller Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olarak sıralandı. İstanbul ve İzmir'de de yükseliş gözüküyor. Vaka sayıları azalan iller ise Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne oldu. Bakan Koca aşı ile endişeden kurtarılacağız, aşımızı yaptıralım mesajını verdi. Dün Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ve bu konudaki uzmanlarla konuştuğumda aşı tereddütünün 30 yaş altında çok yüksek seviyelere ulaştığını işaret ettiler. %50'lere yaklaşıyor. Gençlerin aşı olmaktan bu denli kaçmalarının nedenini bu alanda iki önemli isim Nebil Sümer sordum ve yine aynı şekilde çocuk psikolojisi üzerine çalışmalarıyla tanınan ve bizim yayınlarımızda da çok sıklıkla katılan hocamıza da sordum. Her ikisinin de verdiği yanıt önemliydi. Bana dediler ki evet, gençlerde böyle bir şey var. Gençlerde bunun olmasının nedenini sorduğumda Ferhunda Öktem Hoca, özür dilerim adını söylemeyi unuttum. Ferhunda Öktem Hocam dedi ki bu kaygıyı artıran nedenlerin temelinde cehalet yatıyor. Nitekim araştırmalarda da iyi eğitim almış, iyi üniversite eğitimi almış öğrencilerde bu oran oldukça düşük. Ki Ferhunda Hoca'yı da doğruluyor. Ama cahil kesimde
en küçük bir sosyal medya yalanına inanç çok yükselmiş. Dolayısıyla bunun ne şekilde çözümleneceğinin üzerinde durulması gerekiyor. Bilim kurulu olarak bir toplum bilimleri kurulu oluşturulmuştu. O toplum bilimleri kurulu da bu işlere bakacaktı. Ama gele gele sadece sanatçılara aşı olun çağrısını yaptıran bir noktaya geldi. Umarım bunun ötesindeki meselelere de dikkat çekilir. Bu arada Sinovac 3-17 yaş arası faz 1-2 çalışma sonuçlarını Lancet'te yayınlamış. Aşı çok güvenli bulunmuş, ciddi yan etki gözlemlememiş. 1,5 mikrogram doz ile %96,3 mikrogram doz ile de %100 antikor cevabı alındığı belirtilmiş. Lancet'te yayınlanan 3-17 yaş arasındaki kişilere yapılan aşıya ilişkin son veriler de bu yönde. Dilersen doğrudan konumuza gidelim. Ve turizmin durumunun ne olduğunu, otellerin durumunun ne olduğunu, bu delta varyantı bir de lambda çıktı karşımıza. Bunlar ne getirecek, ne götürecek, bunların hepsini Sayın Bülbüloğlu ile görüşelim. Kendisi TÜROFET Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Sayın Bülbüloğlu hoş geldiniz. Muharrem Bey, o yani hoş bulduk, iyi yayınlar. Ben sorumu sorayım, sonra Muharrem Sarıkaya'ya bırakacağım yine sözü. Sayın Bülbüloğlu, malum pandemi turizm sektörünü çok etkiledi ki Türkiye için turizm çok önemli. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelire ulaşabileceğimizi düşünüyoruz şeklinde bir açıklaması oldu ama ben merak ediyorum, sizce bu hedefe ulaşmak mümkün mü? Malum Temmuz ayındayız, sezonun önemli bir kısmını kayıp olarak geçtiğini varsayarsak ne yapmak gerekir? Geç başlayan turizm sezonu uzar mı? Ne dersiniz? Oya Hanım, hedeflerimizin yukarıda olması lazım. Yani aşağıda hedef koyduğunuz zaman daha zayıf gidiyor iş. O yüzden tabii çıtayı yüksek tutuyoruz. Beklentilerimiz de var esasında. Yani şu anda Haziran ayının son günlerindeyiz. Esas yüksek sezon dediğiniz zaman İşte Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani Eylül'de yüksek sezon olarak kabul ediyoruz artık. Biliyorsunuz iklimler de birazcık öne doğru gidiyor. Güney Ege'de ve Akdeniz'de Kasım ayında, Aralık ayında artık rahatlıkla denize girilebiliyor. Deniz suyu sıcaklığı 24-25 derecedir buluyor Kasım ayında. Dolayısıyla hem bu pandemiden kurtulup da işte Temmuz, Ağustos'ta dünya birazcık daha normalleştiği zaman, bir iki adım daha ileri gittiği zaman biz sezonun uzayacağını umut ediyoruz. Çünkü iki senedir de sıkıntılı bir sezon geçiyor. Bu hem bizim için hem bize gelen misafirler için. Yani bugün İngiltere'deki işte dünyaya en çok misafir gönderen ülkelerden biri. Adamlar iki yazdır tatile gidemiyor. İşte Danimarka'nın nüfusu 14 milyon, 28 milyon turist gönderir. Nüfusu iki kere tatile çıkar. Çoluk çocuk. Gidemiyorlar hiçbir yere. Dolayısıyla herkes böyle bir tatile gitme hevesinde. İşte Rusya'yı görüyorsunuz, kapıları açtık. Gerçekten bir yığılma var. Daha şu an tam uçak performansı ortaya konulmadı. Tam o trafik sağlanmadı. Sadece Moskova ve bir iki bölge uçuyor. Kazan, Ufa uçuyor. Ama koca bir Rusya. Yani biz oradan şu andan itibaren başlasa bile yine bir 4-5 milyon Rus gelir diye umut ediyoruz. Eğer bir siyasi sıkıntı çıkmazsa, bir işte delta varyantı başka bir şeye evrilmezse sıkıntılı duruma, ki şu an sıkıntılı gidiyor esasında, özellikle Rusya ve İngiltere'de, bunlar bizim en büyük kaynak pazarlarımız. Çok dikkatli olmamız lazım. Dün İçişleri Bakanlığımız da yeni bir genelge buna yayınladı. Buna ilişkin bir süre önce sevgili başkanınız Sururi Çorabatır'la konuşurken demişti ki sohbetimiz sırasında Kapadokya'da bir etkinlikte. Bu konuda otellerimiz çok sıkı tedbirler aldı. Ve şu yaklaşımı da benim çok hoşuma gitmişti. Evet, biz bu konuda çok büyük tedbirler alıyoruz ama bu konuda aldığımız tedbirlerle birlikte biz gelen
turistlere gerektiğinde PCR yapabilecek hazırlıkları da otellerimizde hazır bulunduruyoruz. Yani orada da bir sağlık ocağımız var bütün o 5 yıldızlı otellerimizde ve onlar da en küçük bir vakaya anında müdahale edebilecek durumda demişti. Bu biraz daha geliştirildi mi? Çünkü bir otele gittiğinizde bir otelde sadece Ruslardan oluşmuyor. Hemen hemen birçok ülkeden gelen Birleşmiş Milletler gibi bir işletmeye sahipsiniz. Dolayısıyla birçok ülkeden gelen insanların bir araya bulunduğu bir ortam aslında birçok ülkenin de o varyanttan etkilenebileceği bir zemini de hazırlamış oluyor. Bunun önüne geçebilmek için ne yapıyorsunuz? Nasıl bir önlem alınıyor? Şimdi Muharrem Bey bakın önce şunu söyleyeyim. Biz geçen sene Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Türkiye Otelciler Federasyonu olarak çalışmanın sonucunda bir de TGA var, Türkiye Tanıtma Geliştirme Ajansı. Bununla beraber yapılan çalışmada bütün dünyaya örnek olacak bir sertifikasyon programı geliştirdik. Biz de işin içindeydik konaklama sektörü olarak. Tam da sormak istediğim oydu. Evet, yani bu gerçekten, bunu hep söylüyoruz ama bu çok doğru bir cümle. Bütün dünyadaki turizm ülkeleri bunu örnek aldı. Çünkü çok detaylı, her şeyi düşünülmüş. Gelen turistin sağlığı girişinden çıkışına kadar, mutfağından personel koğuşuna kadar irdelenmiş, incelenmiş ve genelge halinde önümüze konmuş bir program. Ve bu çok gelişti. Yani 136 maddeyle çıktı, neredeyse şu an 200'lere geldi. Şu an kapalı yerlerdeki otellerin kapalı mekanları, genel mekanların hepsinde uçaklarda kullanılan havalandırma sistemi olma zorunluluğu var. Yani benim otelimin her köşesinde HEPA filtreli havalandırmalar var. Eğer bu olmazsa zaten sertifikayı alamıyorsun. Çok ciddi tutuluyor, biz de arkasında duruyoruz. Bunun bakın gizli denetçisi var, gerçek sertifikasyon denetçisi var ki bunlar yani tabiri caizse burnundan kıl aldırmıyorlar. Çok dikkat ediyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın denetlemesi var. Turizm Bakanlığı'nın denetlemesi var. Biz de bu işe inanarak yaptık konaklama sektörü olarak. Yani biz bu işi iyi yaparsak bu sürdürülebilir şekilde biz bunu götürürüz dedik. Bugün geldiğimiz noktada da işte Delta varyantı deniyor. Rusya ve İngiltere şu an taşıyıcı, kaynakta Hindistan, Pakistan. Şimdi dün akşam gelen genelgede işte Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş yani doğu tarafından o bölgelerden gelen insanlara karantina zorunluluğu getirildi. Ki bunu İngiltere de çok istiyordu. Çünkü o arada bizi kullanıp İngiltere'ye geçiyorlar. O da İngiltere'yi varyantın büyümesine sebep oluyor. Dolayısıyla bizi de kırmızı listeye alıyorlar. Şu an İngiltere'de kırmızı listedeyiz. İngilizler bize gelemiyor. Eğer gelirse dönüşte ciddi bir cezası var. İşte 14 gün ülkenin gösterdiği yerde bir ciddi bir para ödeyerek karantinada kalıyorsunuz. 2 tane PCR testi yapıp oradan çıkmanız gerekiyor. Bunu da hiç kimse kabul etmiyor. Yani evinde olsa bir derece ama kırmızıda bu böyle. Dolayısıyla bizim o ülkeleri karantinaya almamız, gelenleri karantinaya almamız çok doğru bir hareketti. Bunu dün de biz söyledik. Sakın şey yapmayın, bunu mutlaka durdurmanız lazım. Böyle PCR testiyle, antikor testiyle, antijen testiyle bu iş olmuyor çünkü. Yani gelen karantinada kalsın ki biz sürdürülebilir bir turizm yapabilelim. Şimdi otellerimiz, Muharrem Bey demin sorduğunuz sorunun tam cevabı, gerçekten bir hastane hijyen standartlarına haiz. Bugün her yer normalleşti. Sokak normalleşti, her yer açıldı, mesafeler daraldı ama konaklama sektöründe aynı en yüksek seviyeden hiçbir normalleşme olmadan kurallar, regülasyon aynen devam ediyor. Peki. Etmeli de ki biz bu işi layıkıyla yapalım, gelen misafirleri en iyi, en sağlıklı bir şekilde tatillerini geçirmesine sebep olalım.
Peki Sayın Bülbüloğlu, şimdi hem bir taraftan aslında güvenli turizmi merak ediyor, hem de aslında turizmdeki son durumu da merak ediyoruz. Şöyle ki talep nasıl, rezervasyonlar ne durumda, beklenen bir hedef var, bu hedefe ulaşılırsa ne olur, ulaşılmazsa ne olur? Yani bunun yerli turiste yansıması nasıl olacak, fiyatlara yansıması nasıl olacak? Bizi izleyenler ve merak edenler, bu konuda soru soranlar var. Tamam, öncelikle şunu söyleyeyim ki yerli turistler, yani bizim iç pazar dediğimiz memleketimin her noktasındaki insanlar Akdeniz'de ve Ege'de gönül rahatlığıyla sağlıklı bir şekilde tatillerini yapabilirler. Pırıl pırıl bir havamız var. Arada yaksak da ormanlarımızı, duman da olsa başımızda. Ama gerçekten dünyanın, Akdeniz çanağının en güzel yerindeyiz. Gönül rahatlığıyla tatillerini geçirebilirler ve ekonomik bir şekilde tatillerini geçirebilirler. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu bir arz talep meselesi. Bugün yalnız Türkiye, yakınma turizm Murat Bey, yakınma oldukça fazla. Fiyatlar çok arttığı noktasında yakınma size, çok fazla. Bakın bugün etin kilosu 100 lira olmuş. Tavuğun kilosu 20 lira olmuş. Peynirin kilosu 50 lira olmuş. Yani bu geldiğiniz noktada tabii ki yani elektrik iki katına çıkmış. Genel giderlerimizdeki enflasyon şu an gözüken enflasyonun çok çok üstünde. Yani çok çok üstünde. Eğer aldığımız ürünlerin iki katına, üç katına çıkan fiyatlarla karşılaştığımız oluyor. Buna rağmen bu arz talep dengesi dediğim, yani bizim arz ettiğimiz yatak talep olarak karşılığını bulmuyor. Çünkü biz normal şartlarda 30-40 milyon insanı ağırlayan, nüfusumuzun yarısı kadar insanı ağırlayan bir turizm memleketiyiz. Şu an konuştuğumuz rakamlar işte 10 milyon, 15 milyon, hedef 20 milyon. Dolayısıyla yataklarımızın yarısı boş. Biz de buraya talep yaratmak adına neredeyse geçen senenin fiyatlarıyla, neredeyse orta segmentteki otellerin tamamı çok ekonomik, alım gücüne hitap edecek şekilde fiyatlandırılmış bir şekilde hazır. Bunu ben bu işin mutfağında biri olarak söylüyorum. Yani geçen sene 300 liraya kişi başı her şey dahil sattığımız bir yatağı bugün 350 liraya satıyoruz. Ya da 340 liraya satışa sunuyoruz. Ki insanlarımız gelsin. Çünkü başka gelecek kimse yok. Şu an Türkiye'ye Rusya daha yeni başladı. Ukrayna, Polonya'dan başka yurt dışından turizm köprüsüyle, charterla gelen başka bir ülke yok. Bir de Rusya oyuna girdi. Yani bizim yataklarımız boş. Zaten otellerin %50'si 60'a açıldı. Evet. Buyurun Marun. Bülent Bey, bir şey merak ediyorum. Biraz önce dediniz ya, İngilizler 2 yıldır gelemiyor. İngilizlerin bir özelliği vardı. Geçmişte de bu kayıtlara geçti. İngilizler artık tatillerini 3 yıl 4 yıl önceden planlayarak geliyorlar. Bizde Türk vatandaşları tatillerini ne kadar sürede planlıyor? Yani bir İngiliz 3 yıldaysa, Alman 2 yıl öncesinden planlıyorsa, Türk insanının planlama süresi ne kadar? 1 hafta. Yani Türk insanı daha işte erken rezervasyon kurallarına yeni adapte olmaya başlıyor. O yüzden de ciddi indirimler yapıyoruz. Bu trafiği sağlayan yerli acentalarımız işte %50-%55 indirimle satıyorlar ki insanlar önceden alsın, planlasın. Biz de yani bundan 2 yıl sonraki tatilinizi alırsanız %50 indirimle almış olacaksınız, öyle mi? Kesinlikle. 3 ay sonrasını da alsanız yine %50 indirimle alabilirsiniz. Ama insanlar işte son dakikaya genelde geliyorlar. 1 hafta kala, ortalaması bu çünkü. 1 hafta kala tatile gitmeye karar veriyor. Biz bunları otelci kapı müşterisi deriz. Kapıya gelir, ben tatile geldim, boş yeriniz var. Buna neden olan gerekçeleri ne olarak görüyorsunuz? Bu alışkanlık ama. Yani ben İngiltere pazarını çok iyi bilirim. İngiltere pazarı 20 senedir 1 yıl önceden ortalaması bu 1 yıl önceden. Çok 2 yıl planlı önceden hareket ediyorlar.
tatilini gün gün yapar, oteli arar, kendi odasını bile fixlemeye çalışır, manzara seçimlerini yapar. Geldiği gün tatile geldiği gün bir sonraki yılın tatil anlaşmalarını yapmaya çalışır. Peki. İngiliz'in şeyi, geleneksel şeyi budur, tatil alma anlayışı budur. Şimdi Sayın Bülbüloğlu, çok kısa bir sürem kaldı ama şu soruyu da merak ediyorum. O yüzden sormadan geçemeyeceğim. Şimdi malum 24'ten sonra bir müzik kısıtlaması var. Bunun da ne zaman son bulacağı henüz belli değil. Normalleşme sonucu izlenecek, sonrasına bakılacak dedi Bakan Ersoy. Peki bunun turizme yansıması nasıl olur? Malum turistlerin eğlence mekanları asıl yazlık yerler. Şimdi bunu aslında ikiye ayırabiliriz o yani. Biz otellerde bu... Hem Antalya'da, Kemer'de, Marmaris'te fark etmiyor. Otellerimizde müziği zaten biz 11.30'da bitiririz. Yani en geç bitiren 12'de, zaten bu yıllardan beri böyle. 12'de müzik bizde biter. Çünkü Türkiye aile otel konseptinde hazırlanmış bir destinasyondur ülke olarak. Ve 11.30, 12'de otelde müzik biter. Çünkü otel dediğiniz bütün oteller böyle 100 dönüme kurulmuş, 150 dönümlük değil. Yani bizim Fethiye, Marmaris, Bodrum'daki otellerimiz, İzmir'deki otellerimiz yan yana. Dolayısıyla otel tarafını 12'den sonraki müzik kısıtlaması çok etkilemiyor. Ama işte bir tek turizm otel demek değil. Yani turizm bir destinasyon, bir bölge. Bunda restoranlar var, kafeler var, diskolar var, eğlence mekanları var. Orası şu an 12 dediğiniz zaman o kısmı komple öldürüyorsunuz. Onların zaten başlangıç saatleri 12. Dolayısıyla işin o kısmı kapanmış oluyor. Gelen otel, gelen misafirler otelden dışarı 12'den sonra çıktığı zaman yapacağı hiçbir şey yok. Yani turizme yansıması olumsuz olur bir nevi. Olacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bülbüloğlu. Bülent Bey, çok teşekkürler. Trafet Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu. Çok teşekkür ediyoruz, bizimleydi. Ve bu şekilde de bugünü noktaladık bugün Muharrem Sarıkaya. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir reklam diyelim, ardından tekrar karşınızda olacağız veda etmek için. Ve böylelikle gün başlıyorum. Sonuna geldik. Yaklaşık 3 saati geride bıraktık. Bizden hemen sonra Para Günden programında Ebru Baki ve konukları sizlerle birlikte olacak. İyi seyirler diyelim. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın efendim.